7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Gel otur Meltem. Ama terliklerle gezme, geç. Kız neye anlamadım? Hayır, halının üstüne terlikle basılmasına hiç hoşlanmıyorum ben. İzi çıktığı an deliriyorum ben. Çıkarman lazım onları. Ayaklarımı omzuma mı alayım Meltem? Öyle, yapacak bir şey yok. Şu an resmen evde fare varmış gibi oturdum kaldım koltuğun üstünde. Başka terlik vereyim iz yapmaya istersen. Meltem. Ay nereden buldun bunu ya? Uzay boşluğundan aldım. Uzayda yılda bilmem kaç ton toz birikiyormuş. Ama bir şey söyleyeyim mi? O bence... Kız Allah cezanı vermesin. Terlik izi diye halıyı süpürdü, tozu da halının üstüne sükeledi. Allah seni hırs etsin inşallah. Meltem Hanım'ın temizliğini hiç beğenemedim. Eğer ki benim evim o şekilde olsaydı, emin olun ki benim evim pırıl pırıl olurdu. Meltem Hanım, siz bu temizlikte hamarat da olamazsınız, birinci de olamazsınız. Birinci benim. En son ne zaman sildin? Dün sildim. Sıkada ver. O hiç o düzün. Kız o nasıl dün silmek? Gerçekten dün sildim. Emin misin? Evet. Meteor düştü herhalde akşam bahçeye, onun tozu bu. Sürpriz geliyor. Komiserim değişenim. Versen mi vermesen mi? Ver. Geliyor. Kız versin Allah canına. Tişörtümün ne silerim orayı gene silerim. Ya değil ama. İnsan şaşırıyor. Bu buradan nasıl çıkar ya? Ama neyse ki yağ değil canım. O kadar da dert etmeyin yani. Kadir ezildi ile en hamarat benim. Kadir ezildi ile en hamarat benim. Ekranların en leziz, en temiz programı Kadir ezildi ile en hamarat benimden. Hepinize kucak dolu sevgiler, selamlar. Bu hafta da bomba yarışmacılarla ekranların hem tozunu alacağız hem de iştahınızı açacağız. İlk gün Meltem Hanım'ın evindeyiz ve Pendik'teyiz. Meltem Hanım hamarat ve titiz olduğunu iddia ediyor. Biz Meltem Hanım'ın zilini çalmaya giderken siz de bu haftanın hamarat yarışmacılarını kısaca bir tanıyın. Haydi buyurun, en hamarat benim başlıyor. Merhaba, adım Meltem Güçlütürk. 32 yaşındayım, 4 çocuk annesiyim, 14 yıldır evliyim, okul öncesi öğretmeniyim, Ankaralıyım. Taşın altında kalırım, lafın altında asla kalmam. Sınırları aştığınız zaman içimden başka bir Meltem çıkabilir. Bak yine buldu, Allah'ım yarabbim. Sen buraları almamışsın Meltem. Ama yumurtadan sonra koydum bunu. Tamam, koy Kadir. Hani yumurta pişmez mi kaynar suyu? Yok bir şey olmaz, sen koy. Hünerlerimi ve becerilerimi Türkiye'ye kanıtlamaya geldim. Merhabalar, ben Özlem Bilginer, Orduluyum, 11 yıllık evliyim, 30 yaşındayım, 2 çocuğum var, radyocuyum. Bu yarışmaya anneme kendimi ispat etmek için katıldım. Görsün bakalım kim daha temiz, kim daha hamarat. Hep ablamla beni kıyaslardı. Şimdi kozlar benim elimde, bugün göreceğiz bakalım. Sakın kötü deyip beni rezil etmeyin ekranlara. Nasıl yetişeyim uzunayım oraya? Ya Allah aşkına ya. Ha şimdi anana hakkını çıkarttın mı sen? He. Çok becerikliyimdir, çok hızlıyımdır. Bizde eli büyük olana hamarat derler. Gördünüz. Fazla açıklamaya gerek yok. Merhaba, ben Hülya Bozkurt. 49 yaşındayım. 32 yıllık evliyim, Kahramanmaraş Elbistanlıyım. 4 tane erkek çocuğum var ve aşçıyım. Çok yeşeriyiz çünkü biz hamaratız. Temiziz. Evet, çekiliriz. Allah vermesin. Bir ben girmedim içine, her şey içinde. El lezzetine çok güveniyorum. Bunda çok iddialıyım. Ben nerede çalışsam müşterilerim daima beni arar. Merhabalar, ben Sevilay İncedere. 43 yaşındayım. 29 yıllık evliyim. 3 oğlum var. Aslen Karlar şehri Karslıyım. Gündelik temizlik işlerine gidiyorum. Elimin lezzeti çok güzeldir. 3 tane aslan gibi oğul büyüttüm. Daha ne diyeyim? Ben Karslıyım. Beni kimse alt edemez. Ben ne zorlukların üstesinden gelmiş bir kadınım. Çok temizim, çok titizim. Kısacası çok hamaratım. Kendime güveniyorum. Merhabalar. Ben Arzu Özkök. 42 yaşındayım, 27 senelik evliyim, ev hanımıyım, 3 çocuk annesiyim ve Antepliyim. Yemeklerimin hiçbiri kötü olmaz. Antep'te kötü yemek yapan kimse yoktur. Onlar pişmez. Abla daha bunun küçüğü mü var? Var ya, ay. Yok, sen misin benim soğanımı beğenmeyen? Antepliyim, elimin lezzetinle birinci olmaya geldim.
Merhabalar Meltem Hanımcığım, merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok enerjik bir hafta olsun istiyorum. İnşallah. Bu hafta birbirinden güzel yarışmacılarla yine ekranların tozunu alalım, iştah açalım istiyorum. Evet, inşallah. Meltem Hanım, yarışmaya katıldınız, iddialısınız da. İddialıyım, çok iddialıyım. Şöyle geçerken bir koluyla komşuyla küçük bir muhataplığımız öyle oldu, mi? Sizi de sorduk. Yalan söylüyor, inanmayın. Kadir her zaman doğruyu söyler. Her zaman. Her zaman. Sıkı takipçim, belli. Evet, benim sıkı. Ne kadar doğru söylediğimi biliyor. Evet. Yalnız sende bir sakinlik var. Seni görünce oldu, yoksa ha, biraz önce. Bir evet. Peki. Meltemciğim, hazır mısın? Buyurun oturun da başlayalım. Dur bir evi gezeceğim. El Amarat Bilim'de yeni haftanın ilk gününde Meltem Hanım'ın evine misafir oluyoruz. Evimizin salonu farklı duvar tasarımıyla öne çıkıyor. Konforlu koltuklar, şık halı ve zarafetiyle göz dolduran yemek masası salonun görüntüsünü daha da güzelleştiriyor. Bakalım Kadir bu salon hakkında neler düşünüyor? Gel otur Meltem. Ama terliklerle gezme hiç. Kız neye anlamadım? Hayır halının üstüne terlikle basılmasına hiç hoşlanmıyorum ben. Hemen süpürmem lazım orayı benim. Ama bir şey diyeceğim, çorapla mı gezeyim? Kız ben de siyah çorapla gezdirmiyorum beyaz diye. Gel Kadir gel. Meltem Hanım'ı burada halının üstünde karşıla. Bakalım bir şey diyecek mi? Ama bir şey diyeceğim Meltemciğim, ben bunları zaten sadece gittiğim evlerde giyiyorum. Hayır olmaz, altının izi çıktığı an deliriyorum ben. Çıkarman lazım onları. Ayaklarımı omzuma mı alayım Meltem? Öyle yapacak bir şey yok. Süpürge izi olacak bak şimdi böyle mis gibi. Oh. Peki herkes bunun etrafına mı tavaf ediyor? Hayır, terliksiz basıyorlar. Bak bana bile terliklerimi çıkarttırdı. Aa, yani millet de çorabıyla basmasın, terlikle geçsin derler ama bu daha değişik oldu. Evet, öyle maalesef. Allah affetsin, bu takıntı ne zaman sahip oldun? Valla bu halıyı aldıktan sonra. Niye, bu halının özelliği ne? İz yapıyor. Arkasında şey terlikle basılamaz mı yazıyor? Terlik izi yapıyor, evet. Şu an resmen evde fare varmış gibi oturdum kaldım koltuğun üstünde. Başka terlik vereyim iz yapmaya istersen. Ha, özellikle iz yapmayan terlik mi alıyorsun? İz yapmayan evi? Terlik var evet. Boş verin şimdi, terlikle falan uğraşmayın. Zaten terlik yerse bu Kadir'in ayakları kokar. Allah cezanı vermesin. Ömrümde bir kere benim ayağım kokmuş insan değilim ben. Bu çoraplar evin önünde çıkartılır ve evde asla çorap giymem. Salonda koltuk aralarına bakacağım. Klima üstü varsa klima üstüne falan bakacağım. TV arkasına bakacağım. Meltem. Ay nereden buldun bunu ya? Uzay boşluğundan aldım. Uzayda yılda bilmem kaç ton toz birikiyormuş. Ama bir şey söyleyeyim mi, o bence... Hanımefendinin temizlik anlayışına bakar mısın? Ellerini böyle yaptı, geçti gitti. Kız Allah cezanı vermesin. Terlik izi diye halıyı süpürdü, tozu da halının üstüne silkeledi. Allah seni hırs etsin inşallah. Ama bu bunlar, ne peniz, bu ne lanet. Bunlar taşların tozu, alçı tozu. Peki bu peteğin altına niye silmedin Meltem? Peteğin altını sildim ben. Sen nereye soktun elini? Bizim bu millet petek temizlemeyi öğrendi ama tam öğrenemedi. Üstünü açıyorsun sabacım, şu içerideki eklemleri, şu ortadaki... Onları da yaptım. Ya bunlar nerede? Aha bak gözünün önünde aldım. Demek ki bir yerlere sürdün. Demek ki umursamıyor. Önemli olan halı. Kadının halı takıntısı var. Orada hiçbir şey bulamayacaksın. Aa! Hayır aa, ya! Aa! Kadın ne yapıyorsun? Dur bakayım kız, şimdi bir de mizah sikkesi falan çıkar içinden. İçeri girdiğinde oturma salonunda prizlere bakacağım. Oralar çok önemli. Mutfak nerede? Orada. Kalk mutfağa gidelim. Hadi gidelim. Adam köroğlu gibi çöktü yerlere. Kalk. Mutfağa gidiyor. Orada terlik giyebilir miyim? Giyebilirsin. Meltem Hanım'ın mutfağı küçük olmasına rağmen oldukça kullanışlı görünüyor. Ancak ocağın üstündeki lekeler yarışmacımızın temizlik konusunda eksikleri olduğunu gösteriyor. Kombi, fırın, bulaşık makinesi ve raflar temiz görünüyor ama bakalım Kadir mutfağın detaylarından neler buluyor? Ha, güzel mutfak. Kadir bak, menteşeler kopmuş. Hayır, o aslında normalde masaydı. Çocukların masa üstüne mıydı? Düştü. Evet, böyle kapanan masalar var ya, böyle güzel. Ha, açıp şöyle kullanayım. Ha, böyle kullanıyorsun ya, işte çocuğun üstüne düşünce tekrardan biz yapmadık. Aman Allah korusun. Evet, korkarım öyle. Ben öyle şeylerden. O yüzden böyle kaldı. Bak yine buldu. Allah'ım yarabbim. Sen buraları almamışsın Meltem. Meltem Hanım, siz orayı temizlemeyi bilmiyorsunuz herhalde. Bakın Kadir'i izleyin de öğrenin neresiymiş orası. O arka köşelere elini sokmamışsın Meltemciğim. Mutfakta çekmece içlerine bakacağım. Aspiratör motoruna bakacağım. Filtrelerine bakacağım. Dolap üstlerine bakacağım. Güzel, bunlar temiz. Bunların altında yağ damlacığı falan da yok.
Şöyle bir dolapları açmak istiyorum. Evet, örtülerimiz falan serili. Bir şey diyeceğim, bu camda niye böyle lekeler var, bulanıklı bulanıklı? Bak, görüyor musun? Denedim şey mi? Deterjandan olabilir o Kadir. Hmm. Bak, istersen yağ değil yani. Peki. O deterjandan. Çekmecelerin arkasını çekiyor musun? Evet, çekiyorsun, çekiyorum. Belli. Sofra bezlerin. Evet. Özellikle şunda ağır bir sofra bezi kokusu var. Sofra bezi kokusu da ben mesela sofra bezlerini muhakkak çamaşır makinesinde tek tek yıkarım onları. Tek tek? Tek tek. Her kullandıkça atarım bir tane, hemen çeviririm. Çünkü o böyle elime aldığımda deterjan yumuşatıcı kokacak. Sofra bezi kokusunu hiç sevmiyorum mutfakta. Ama bazı insanlar yemek yedikleri şeylerde deterjan kokusu olmasını sevmiyorlar. Evet. Kimler onlar mesela? Mesela benim eşimin takıntısı var. Ama bulaşık makinesindeki deterjan kokusundan nefret eder. Bu ben de sevmiyorum. Bulaşık makinesinin içine böyle limonlu bir şey asıyorlar evet, ya. Tahta kaşıkların içine aynen, giriyor, aynen. Emiyor. Tahta kaşık konmaz ki. Konuyor. Bir de yani koyuyorlar. Tahta kaşık koyuyor. Hayır hayır. Koyuyorlar, bir de üstüne onu takıyorlar. Meltem Hanım bravo. Kadir'le parasında kendini açık etti. Siz de çok güzel yakaladınız. Sana bir şey diyeyim mi? Güneş bile dünyanın etrafında senin kadar hızlı dönmüyor. Adam 365 derece dönüyor, yemin ediyorum. Eve girdiğimde ilk bakacağım şey sade giydiğimde lavabonun içine bakmak ve dolapların içine kontrol ederim. Ve bulaşık makinesinin içini kontrol ederim. Lastiği siyah buzdolabı ömründe ilk defa denk geldi, fark ettin mi? Ama bak, siyah olması bir şey değiştirmiyor. Şu aralara biraz yakından bakınca her şey ortada. Gel bak, görüyorsun değil mi? Kadezil değil en hamarat benim. Kadezil değil en hamarat benim. Lastiklerin arasını metemliğe almadın. Ama çok açtınız orayı ya. O kadar açılıyor. Sanki motorunu söktüm buzdolabını, konserin Reşat altının. Kraker yiyor çocuk, bilmem ne yiyorsun. Kraker, cips, gel. Evre şey onları dar. Evimizin banyosu modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu banyoda klozetten lavaboya, duşakabinden banyo dolaplarına, çalışır makinesinden fayanslara varana kadar her yer temizlikle parlıyor. Bakalım Kadir burası için neler söylüyor? Nerede banyo? Banyo burası kardeşim. Evet, bakalım burada ne bulacaksın? Vallahi ev güzel. Evet, geniş, güzel. Ferah bir ev. Şimdi musluklarımız parıl parıl. Duşakabinizin camlarında hiç su lekesi yok. Onlar da gayet güzel. Hiç bakma oralara, bulamazsın. Banyoda duşakabin altına bakacağım, dolap üstlerine bakacağım, çamaşır makinesinin deterjan bölümüne bakacağım. Evet, ooo kutumuz, havlularımız, deterjan gözümüze bakalım. Onları çıkartamıyorum evet, Kadir. Onlar uzun süredir kireç bağımlısı olmuşlar. Evet. Bu çamaşır makinelerinin camını siyah yapıyorlar, ben içinde yıkanan çamaşırı göremiyorum. Hem bu kurutma hem de yıkama. İkisi karışık birden. Aldın değil mi? Aha, kaç senelik bu? Ooo galiba... Yani ilk evlendiğinde aldım. Yok makine. Yok, o bozuldu, onu değiştirdim. Bir şey diyeceğim, sizin evde sular bayağı kireçli. Evet, olabilir. Baksana lastiklerin arası bembeyaz. Biz buna makine temizleyicisi muhakkak dökelim. Dökelim Kadir. Evet. Bulamadın bir şey? Yok, güzel. Banyo temiz. Evin en temiz yeri banyo. Evet. Ha, o yüzden finali burada çekeceğiz. Nasıl evin en temiz yeri banyo? Salonda bak, sadece bir tane açmadım mı? Daha. Aç. Temiz mi? Aç. Tamam, daha sonra açacağız. Temizlik yaparken açacağız. Hazır mısın? Hazırım. O zaman salona gidiyoruz. Haftanın ilk misafirlerini ağırlıyoruz. Bakalım nasıl yarışmacılar gelecek? Sinirliler mi, mutlular mı, neşeliler mi, takıntılılar mı, biliyorsunuz. Her hafta birbirinden şahsına münhasır karakterler geliyor. Haydi bakalım o zaman. Kadir ezeli değil en hamarat benim. Kadir ezeli değil en hamarat benim. Başlıyor efendim, haydi buyurun. Evet, haydi bakalım, misafirlerimiz geliyorlar. Aç Meltem, aç. Onlar kapıda bekliyorlar. Heyecandan zile basamadılar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Hoş bulduk. Hülya amca merhabalar. Buyurun. Merhabalar. Arzu Hanım hoş geldiniz. Hoş buyurun böyle. Teşekkür ederim. Sevilen Hanımcığım, kusura bakma yanlış okudum. Buyurun böyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta kız böyle ne şey, bordo haftası gibi hepsi Trabzonspor. Hayır, benimki siyah beyaz görüyor musun? Hülya'nın Beşiktaş taraftarı be. Kadir pardon biliyorum ama bak görüyor musun? Hani ne oldu Meltem Hanım'ın halıya bastırmama takıntısı? Şimdi onlar ya, misafir. Onlar, benim ben şamar oğlanıyım biliyorsun. Evet, misafir başımızın tacı. Ben bal kabağı çiçeği miydim kapıdan girer girmez?
Şöyle göstereyim hemen. Şöyle içeri girdim. Hayır. Terlikler ayağımdan alındı. Ben böyle kaldım. Hanımefendinin böyle fare görmüş gibi oturdum. Sen ev sahibisin Kadir, o yüzden. Hanımefendinin büyük bir takıntısı varmış. Terliğini halıya bastırmıyor. Bu halı terlik. Ama bu ev terliği ne yapabilir? Ben de otobanda yürümüyorum ablam. Ben benimki ev terliği. Yani. Ev terliği evde giyilir. Hayır, temiz ya da pis olmasıyla alakası yok. Ama sen şey dedi. Terliğin izliyle alakası. Bu halı üst kalıyor. Bu halı çok özel bir halıymış. Ay yanar döner. Terlik o da değil. Terlik izi belli ediyormuş. Kadir'in evindeki halılardan. Ama benimki de izi belli ediyor. Ne yapalım o zaman? Giymeyelim mi? Meltem Hanım'ın halıya basmama hikayesini gerçekten anlamış değilim. Çok absürt geldi bana. Bence şov. Kadir'e kendini kanıtlamaya çalıştı zannedersem. Sen bence terliklerini giy Kadir. Ayağım üşüyecek yani. Benim ablam. Sen bize lazımsın, terliklerini giy. Yoksa olmaz. Bizden sonra yeni bir halı alırsınız. Sensiz asla olmaz. Evet, hoş geldiniz tekrardan. Hoş çok memnun oldum. Güzel bir hafta geçsin istiyoruz. İnşallah. İnşallah. Eminim hepiniz kendine şahsına münhasır insanlarsınız. Öyle görünüyor. Herkesin takıntıları farklı, hamaratlıkları farklı. Bugün de Meltem Hanım'ı göreceğiz bakalım. Evet, Meltem Hanım, siz ne iş yapıyordunuz? Ben okul öncesi öğretmeniyim Kadir. He, anaokulu mu oluyor? Anaokulu oluyor. Anaokulu. Evet. Oo, bir sürü çocuk, dursustan anlamazlar. Dolu dolu bir sürü. Meltem Hanım bizi güler yüzünle karşıladı ve enerjikti. Hoşuma gitti, beğendi. Soğuk geldi. Çünkü daha sıcak karşılamasını isterdim. Uzaktan hoş geldiniz dedi. Bence daha sıcak karşılamasını. Biz kahvelerimizi alabiliriz. Tamam, hemen yapayım. Sen de sehpaları çıkartırsan Kadir'cim sevinirim. Kızanan bir soraysa ya bu kadınlar nasıl içiyor? Heyecandan, ilk günün heyecanı. İlk günün heyecanı, evet. Nasıl içersin? Sade içerim. Siz? Ben de sade. Siz? Orta şeker. İkiniz de orta, Kadir sen? Bana da orta yap, hiç fark etmez. Orta içelim. Madem ben misafir değilmişim, bana yardım edeyim. Sen evimizin bir yardımcısı olarak da. Allah razı olsun. Ben köleyi zavra, silerim. Estağfurullah, öyle düşünme. Silerim, süpürürüm ablam, yıkar paklarım. Ay ay ay, o hamaratlığım var ya, o hamaratlığım var ya. İnsanlara temizliği sevdiriyorsun. İş dışında da gidiyor musunuz evlere? Yok, dışarıya paket servisimiz yok. Bir tek içeriye kullanıyoruz. Bir de akrabalar arası dolanıyorum. Meltem Hanım her zaman evine gelen bir misafir gibi karşıladı bizi. Çok enerjik değildi. Aslında ilk günün kaygısı vardı biraz üzerinde. Bu enerji bize yansıdı. Lütfen benim oğlanlara da biraz böyle... Bir eğiştireyim ben. Aynen ben de istiyorum. Yapmıyorlar mı? Benimkiler yapıyor çok şükür. Yapıyorlar. Ben sen biraz despotsun ama Hülya abla. Sanki öyle bir hava aldı. Çünkü 4 tane erkek çocuğu annesiyim. Mecburen. Üç oğlum da benim var. Allah üç oğlan da senin var. Allah bağışlasın. Üç tane de benim. Oğlan İki mı? Oğlan. İki oğlan, bir kız. Bir kız. Sizin? Benim de bir kızım, bir oğlum var. Maşallah. Kız isteme gibi oldu biraz ama. Evet. Allah bağışlasın ama oğlan çocuğu cidden ben çok zor. Ben anneanneyim bu arada. Ha. Ben de babaanneyim. Erken evlenen yok. Ben de babaanneyim, evet. 2,5 yaşında. Sevilen kaç yaşında evlendi? 14 yaşında kaçtım ben. Oğlun kaç yaşında? Oğlum 23 yaşında. Onu da erken yaşında vermişsin gene sen. Valla o da yani... O da mı kaçırdı? Evet, o da kaçırdı. Aile boyu düğün yapmıyoruz. Teker teker kaçırıyoruz. Ama 14 yaşında annen Allah bilir ne üzülmüştür, ne üzülmüştür. Üzülmez mi ya? 18 sene konuşmadı babam benimle. Kaçtı? Şimdi 18 seyredecek sene. Beni karşısında, diyecek şimdi, kızacak bana. Hala mı konuşmuyor? Konuştuk. Annem vefat etmeden 15 gün önce görebildim annemi. Sonra annem vefat etti. Şimdi konuşuyoruz. Aramasam arıyor, kızıyor. Niye aramıyorsun beni diye. Peki annenle hiç görüşmediniz mi 18 yıl boyunca? Hiç görüşmedik. Yani annem hani bizim oranın kazı falan meşhurdur. Kaz falan gönderiyordu gizli gizli. Şimdi babam dinliyor, seyredecek. Ana yüreği gene de. Gönderiyordu ama konuşmuyordu yani. Göremiyorduk annemi. Hiç görmedim 18 sene boyunca. Hiç sana peki bir şey dedi mi giderken? Yani evlatlarıma doyamadan gittim dedi yani. Çünkü benden sonra kız kardeşim de kaçtı. O yüzden. Peki istemeye gelmediler mi? Geldiler 14 de... yaşındayım daha. Nasıl istesin? Hayır, kaçmaya kaçtın 14 yaşında da. Hani şunu sormak istiyorum. Hani isterler, ailen vermez. Sonra yine 14 yaşı inanılmaz erken de. Hani bir isteme olur başta, bazen vermediklerinde kaçıyorsun ama. İsteme olmadı, cahillikliyim o zaman. Var mı aranızda başka kaçarak evlat? Hayır. Yok canım. Var. Sen de mi kaçtın? Evet. Yalnız Hülya abla, ben de kaçtım. Ne olacak? Siz ne zaman kaçtınız? 16 yaşında. 16 yaşında. Neyse, 2 sene daha beklemiş en azından. Aynen. Seni de istedim, vermediler mi? Benim de 10 gibi bir şey oldu. Pişman oldun mu? Hayır, asla. Olmadın, iyi. Asla. Gittiğin yerde mesut oldun yani. Çok şükür. Seninle kaç sene konuşmadılar? Bir sene sürmedi. Bir sene sürmedi. Hülya'nın baskısına dayanılır mı? Allah bilir, öbürlerini yemiştir. Kapıda yatmıştır. Siz kendiniz en isteyerek... En genci benim o zaman. Ben kendim isteyerek evlendim, evet. Ama benimki de 16 yaşında başlayan bir
böyle dalında yaş meyve yavaş yavaş olgunlaştı, tam zamanında kopardı. 20 yaşında da evlendim. O kız 20 de erken değil mi? Erken tabii ki ama işte o zamanlar düşünemiyorsun onu. Ya aslında hani şöyle söyleyeyim. Çünkü insanlar olgunlaştıkça fikirleri değişebiliyor. Mesela 20 yaşında evleniyorsun ama 24 yaşında daha başka bir fikir ediniyorsun. Yani şöyle derler, 5 yıllık bir evliliği geçirdiğin zaman asıl dönüm noktası o derler. Şimdi büyük ihtimalle benimki de öyle oldu. Dönüm noktasını yaşadıktan sonra o evlilik tutulabiliyorsa o zaman evlilik. Ne yapacaksın 5 tane geçirdikten sonra? Aşkım i̇şte, tutunamadık, boşanmadık. şimdi öyle yapıyorlar. Boşanmak çok kolay geliyor insanlara. Yani eskiden derlermiş ki yuva kurmak çok önemli bir şey. Gittin mi geri gelmeyeceksin. Bir yuva 5 senede vuruluyor. Çok zor bir şey. 5 sene bekleyeceksin. Neden öyle oluyor biliyor musun kardeşim? Neden? Çünkü insanlarımız çok doyumsuz. Çünkü her şey çok hazır. Saygı yok artık insanlarda. Hayır, saygıdan saygı hiç birbirine yok. Birbirine eşler arasında şu saygı anda da yani. Evlenmeden eşler önce arasında. Diyor ki ben ev isterim, araba isterim. Bilmem işte şunu isterim. Ya biz onları zamanla birlikte el ele tutarak. El ele. Ama geçince o evsiz olmaz. Evsiz şu olmaz. Ama evsiz olmaz. Gitmezdim ben. Hazıra konduğu zaman ne oluyor bu sefer? Doyumlu oluyor diyor ki dışı başka bir şey. Bu sefer istiyor. Başka şeylere kafa yorup kavga çıkartıyor. Bak Özlem dedi ki ev olmasaydı gitmezdim. Yani evet. Kirada olsaydın eşin evlenmezdi. Gitmezdim evet. İki ev almasını beklerdim. Çünkü öyle. Benim ailem kiracıydı o zamanlar. Şimdi zorluklarını görebiliyordum. Babamın evinde çektim, kocamın evinde rahat ettim. Aynen öyle. Rahat ettim yani şu anda. Yani şunu söyleyeyim. Evet, cidden kirada olmak çok zor bir şey. Geçim evet, sıkıntısı tabii, zor. Sıkıntısı ama ev almak da çok zor. Yani düşünsenize bir ev olmuş 900 bin lira şu anda. Çat. Meltem maşallah iki tane kızı gelin çıkardık sen kahveyi getirene kadar. Meltem Hanım, kahveleriniz biraz geç geldi. Galiba biraz eliniz ağır. Meltem Hanım'ın kahve sunumunu hiç beğenemedim. Çok geç geldi. Biz Kadir Bey ile bayağı bir oğlan evlendirdik, kız evlendirdik. Meltem Hanım, kahve sunumunuz güzeldi ama kurabiye sunumunuzu hiç beğenmedim. Evet Meltem Hanım, bakalım bugün bize neler hazırlayacak? Menüde de hamarat mı göreceğiz? Meltemciğim, tam karşındaki kameraya bir say bakalım bugün menüyü. Nar ekşili bulgur salatası yapacağım. Katmer poğaça yapacağım. Perişan kurabiye yapacağım. Semizotlu güzel bir fellah köftesi yapacağım. En son da revani yapacağım. Bir de mercimekli böreğim var. Mercimekli börek. Evet, yeşil mercimekli böreğim peki, var. Peki, menüyü nasıl buldunuz hanımlar? Arzu Hanımcığım. Tadına bakacağız. Tadına bakacaksınız. Aynen. Önemli ben, olan tadı zaten. Bakalım. Ben perişan kurabiyeyi merak ettim. Ben de. Kurabiye. Bunun gibi perişanla yiyemeyiz vallahi. Yiyemedim. Niye tükürüyor diyemem. Dört dolayı mı perişan evet, kurabiye? Evet, şeklinden dolayı. Şeklinden aynen. Dolayı. Tadına bakalım, görelim. Peki el hızı da önemli biliyorsunuz. Evet. Bu arada iki saatimiz var. Evet. Sunum çok önemli. Temiz, el hızı önemli. Peki, o zaman hazır mısınız? Bir de evi gezelim bakalım. Hamarat hanımefendinin evi ne kadar temizmiş, ne kadar düzenliymiş. Buyurun mutfaktan hadi başlayalım. Hadi bismillah. Çok hamaratım. 4 tane çocuğum var. Bir de eşim var. Evde pervane gibiyim. Bir de gelin siz beni bu yarışmada görün. Meltem Hanım çok pis değildi ama çok da temiz değildi bana göre. Banyoda çamaşır makinesinin arkasını çekmemişti. Gayet büyük, ferah bir banyosu vardı ama o makineyi nasıl çekmeyi unuttu. Şaşkınım doğrusu. Banyoda çamaşır makinesinin deterjan gözünde kalıntılar vardı. Thank you.
Oturma salonuna geçtiğimizde camlar kirliydi. Bazı yerlerde tozlar vardı. Meltem Hanım, siz bu temizlikte hamarat dolamazsınız, birinci dolamazsınız. Birinci benim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Yanlış gitmeyecekler sandım. Evet. Sevilay var ya, mutfaktan, salondan çıkmak bilmedi. Dolapların üstüne çıktı, şu panjurun üstlerine girdi, dolapların üstüne çıktı. İnanılmaz gezdi. Bir şey bulabildin mi Kadir? Bulduğunu buldu, bulamadığını baktı baktı geçti. Sevilay'ın elleri yamulmuş temizlik yapmaktan. Dedi ki temizlikte bayağı takıntılıyım dedi. O yüzden biraz dip girdi, bakalım yorumları genelde ne olacak. Genelde böyle iddialılar birden patlıyorlar. Vallahi elleri biraz göreceğiz. Öyle demiyordu ama tabii ki bilemeyiz gene de. Bak, bilmediği de nasır var, bak bende de var. Evini yani görmeden. Hazır mısın Meltem? Hazırım kardeşim. Hazırsın. Meltem'in bir temizlik yapışını görelim bakalım, nasıl bez sıkıyor, nerelerden başlıyor, detaylara nasıl atlamıyor. Tabii ki de temizlikten sonra mutfağa gireceğiz, enfes yemeklerimizi yapacağız. Yarışmacıların ağzını kapatacağız. Haydi bakalım Meltem, hadi koş. Hadi bakalım. Üstümüz değişmeye gidiyoruz. Hadi gidelim. Dama vurdum çatmayı, çağırın gelsin Fatma'yı. Fatma da nereden öğrenmiş, mehle de mehle gezmeyi. Evet, şimdi Meltem Hanım'ın mutfağını detaylı gezememiştik. Bir tekrar şöyle güzelce bir gezelim. Bak Sevilay bu merdivenle en son yukarılara çıktı. Ama eline sıkışmasın. Bismillah. Leğene su doldur Meltem. Evet. Ah, sen seversin çubuk. Orada yağ yok ki, sadece toz var. Başkalarının evinde öbek öbek yağ alıyor. Evet, yağ yok zaten. Yağ var demedim ama niye toz var? Niye toz var? En son ne zaman sildi? Dün sildim. Sıkada ver. O hiç o düzün. Kız o nasıl dün silmek? Gerçekten dün sildim. Emin misin? Evet. Meteor düştü herhalde akşam bahçeye, onun tozu bu. Şurayı güzelce alayım. Bu arada elim yeni yeni iyileşti. Ya ama Allah kimseyi elsiz koymasın. Bak sildin ne güzel oldu değil mi, tertemiz? Evet, şimdi şu an tertemiz oldu. Evet. Hmm, bütün foyamı ortaya dök. Teşekkür ederim. Ne demek? Elimizden geldikçe herkesi ifşa etmeye çalışıyoruz. Ne o kadar? Hadi hadi, bulamadın. Hadi bir ama daha dene. Ama az önce her şeyi dışarı hadi döktüm. Hadi dene, bir daha dene, bulamadın. Siz iş eder misin? Ama bulamadın. Bak. Şu kadarcık şeyden ne olacak? Allah aşkına şu nedir ya? Bak, 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 bak. Bu dolap kaç yıllık biliyor musun? Kaç yıllık? 14 yıllık bu dolap. Canım ben sana leş gibi demedim zaten ama içinde kırıntılar var. E tamam, o da normal işte. Ama sen öyle bir giriyorsun ki içine, yani olmayan şeyi de çıkartıyorsun. Bak çıkmadı, gördün mü? Buzdolabını temizlerken buralar alınmamalı mı? Tamam, çıkmadı, görmüyor musun işte? Daha ne zorluyorsun Kadir? Yeter Kadir, bak lastiğe bir şey olacak. Evet, valla bana bir şey söyleyeyim mi? Biraz hani bir tane yarışmacıya buzdolabı almıştın ya yeni sen. Ha, bunlar da gözlüğü ki bir yerlerine kırayım da eşya alayım. Ben para basıyorum sanki. Aman tamam, bunu ittik. Şimdi bunu çekelim bir arkasını. Bakayım bu dolabın. Bezi ver bana. Sürpriz geliyor. Komiserim, değişenim. Versen mi vermesen mi? Ver. Geliyor. Kız versene Allah canına. Tişörtümün ne silerim orayı, gene silerim. Ama yağ değil en azından. Evet, yağ değil ama. İnsan şaşırıyor. Bu buradan nasıl çıkarıyor? Ama neyse ki yağ değil canım. O kadar da dert etmeyin yani. Meltem Hanım'ın evi görünüşte çok temiz görünüyordu ama detaya indiğimiz zaman bayağı tozlu lekeleri vardı. Tamam, bunu yerine iteledik. Şu en altı çıkartıyor musun? O çıkmıyor. Yapışık o Kadir. Kadir, yapışık kıracaksın. Yapışık değil, klipsli bak. Tut. Sırf açmayayım diye diyor ki burası yapışıklı. Hadi itiraf et. Olacak o kadar, açılmıyor diye açamadım ben orayı Kadir. Bak. Tamam yeter, hadi Kadir. Sen bana bir kova su getir, kalk. Meltem Hanım'ın evi temiz değildi. Baktığım yerlerde hep toz vardı.
detaylı temizlik yapılmamıştı. Sanki yarışma için üstün körü temizlik yapılmıştı. Mor mor koksun güzel güzel. Oh! Sen hele bezi bir yıka bakın Meltem nasıl bez yıkırsan. Erikler çiçek açtı, etrafa korku saçtı. Ben burada alamadım, bıraktı beni kaçtı. Eze mezeden oğlan, bıyık mezeden oğlan. Güzel kadın, eleğen sağlık. Ah oranın çıktığını bilsem ben çıkartmaz mıydım Kadir? E bu sırası çıkıyor aslında. Yani... Ama ben zorladım çıkmadı, çok da zorlamak istemedim. Bak, öbür taraf da çıkmıyor. İçini hiç silmemişsin değil çünkü iki senedir buradasın. Tabii tabii iki senedir buradayım. Yandan sokup siliyorsun. Şuradan sokup işte bir şeylerle almaya çalışıyorum orayı. Buranın çıktığını bilsem öyle bırakır mıyım? Bırakmam değil mi? Çekmişken bulaşık makinesinin arkasını da silelim o zaman dur. Var mı orada bir şey? Yok hiçbir yok, şey yok. Yok öyle bir yerin dolanakta. Bak olmayan yere de yok de Kadir, rezil etme beni. Yok canım, niye rezil olasan sen de? Bulaşık makinesinin arkası temiz sayın seyirciler. Hah, öyle söyle. Mutfak dolabın üstünde de yağ yok. Hah. Ama buzdolabın üstü tozluydu. Şimdi itiyorum bunu. Hadi onu geri tak Kadir. Gördüğünüz gibi... Hemen ele itirsen o yerine otturur. Aspiratörün içi nasıldı Kadir? Şey spatula, aman spatulası demişim. Şu telleri iyiydi. Motorunun yanları. Şu yan filtre kısımlar onlar, var ya. Onlar filtre. Tamam, onların değişmesi gerekiyor ama yıkanmaz onlar. Aspiratörün içinde yağlanmış lekeler buldum. Temiz değildi. İçine kömür var, ıslanırsa çekmez sonra. Yok, şöyle bezinden kenarını alayım bari elime almışken. Oturdu mu? Heh, oturdu. Siz bırakın onu, biz hallederiz. Neyse ben şöyle koydum, gel bunu taksaydım. Ama Sevil Ay, istoktan baksana Meltem. Ya adamın... Şey Meltem, aman! Ooo, ellerim kır kır oldu. Şimdi salona gidiyoruz. Hadi bakalım, o meşhur halıyı bir süpürelim Sevil Ay Hanım. Meltem Hanım. Bilerek yanlış söylüyorsun değil mi Kadir? Hay vallahi ben şimdi o gezerken gözümdeydi ya, o kaldı adım. Fitleme, fitleme, gel. Salonda klimanın üstü tozluydu, kalıntılar vardı. Evet, hemen şu kura... Yalnız bu arada Sevil Ay... Meltem. Bu arada Meltem Hanım'ın arkadaşı kurabiyeyi yapmış, inanılmaz güzel evet, olmuş. Rahime. Ellerine sağlık Rahime Hanımcığım. Çok beğendim, 5 tane de yedim vallahi. Afiyet olsun. Meltem Hanım, temizlik bakımından hiç hamarat değilsiniz. Süpürge de mutfak robotu gibi ha. Yalnız Kadir dikkat et, elin sıkışmasın. Sen bunu kendin mi böyle yaptın? Onu eşim yaptı, kopmuştu. İş yerinde yaptı getirdi. Dur bekle, oradan değil Kadir, dur. Sakin. Bu kaç senenin? 10 var herhalde o. Elin sıkışır, dikkat et. Ha, içine mi kaçıyor? Ha öyle git, şey yapacaksın, süpüreceksin. Küçük İslamettin gibi süpürce. Severim. Evde 4 tane çocuğum olduğu için sürekli bez elimde gezerim. Kadir ben kaldırayım mı şu süpürgeyi? Ne yapayım? Kaldır ben? Kaldır süpürgeyi tamam. Kaldır. Güzelce serelim halımızı da. Kadir o tarafta biraz çerçöp vardı. Şimdi buradan ne çıkardı acaba? Ne çıkardı? Vallahi elini bir yere sürdü, bütün eli toz oldu. Ver bakayım bez. Oradan bir bez verin. Hava da ne güzel, yağmurlu Kadir, yağmurlu. Kadir şuraya sürmüş galiba. Bu ne? Bu koskoca bez. Bari ucunu ıslatın da verin şunun. Kuru bezinden nasıl alayım? Orada su var. Nerede su? Hani burada su? Bakın nasıl da tutumluyuz. Mutfağı da bu suyla silmiştik. Evet. Su tasarrufu. Devir tasarruf devri Kadir. Evet, su tasarrufu yapmalıyız. Ama Allah yağmur veriyor bir yerden. Var mı Kadir? Vallahi yok. Al bak. Nereden buldun? Kadın silip aldı eliyle. Eliyle almış demek. Eliyle alsa bu kadar temiz çıkar mı bez Allah aşkına? Kerpeten elleriyle nasıl aldıysa artık buraları. Ben ona gidince o kerpeten elleri gösteririm ama. Şöyle açayım temiz hava gelsin eve de. Oh, klimanın üstü. Klimanın üstünü sildin mi? Sildim ben. Emin misin? Vallahi sildim.
Ne sen açmıyorsun üstüne? Ne ki çıkmıyor? Sevilay Hanım o klimayı açtığı içinden bir dünya toz buldu. Vah, o açmış ha. Meltem Hanım'ın temizliğini hiç beğenemedim. Eğer ki benim evim o şekilde olsaydı, emin olun ki benim evim pırıl pırıl olurdu. Evet, oh! Evde silmedik, girmedik, yer bırakmam. Her yeri ovalarım, hep çitilerim, hep kadir. Her yere tertemiz kadir. Gitsin dertlerimiz la, la, la. Tamam, burayı da aldık. Ay banyoda hiçbir şey yok, banyo temizdi. Kadir bak aklıma ne geldi. Meltem Hanım siz de gelin oturun şöyle. Meltem abla çık az oturun. Kadınların çocuklar konusundaki en büyük derdi uyku eğitimi. Sizce de öyle değil mi? He uşaklarda. Vallahi dün saat bir tanesini 4'te uyuttum. Sabah 4'te. Evet. Şimdi benim anlamadığım uşakların altında sıcak yatak var. Altı da temiz, karnı da tok, niye yatmıyor? İşte rahatlıktan Kadir. İnan yani dış sesin dediği gibi uyku eğitimi bizde şu an sıfır. Sen şimdi birini yatırıyorsun, öbürü ağlayınca öbürü kalkıyor. Logya taşı, ne o bir şey taşı var ya böyle peş peşe deviriyor. Bak bak benim büyük oğlum benim saçımı tutmadan uyumuyor. Ben yatana kadar yatmaz. Biz de öyleydik biliyor musun? Böyle tutacak o saçımdan böyle yola yola uyuyacak. O bazı çocuklarda uyuyor. Annem çocukken kafasını beşiği eğermiş. Bir taraftan Kerem bir taraftan ben koklama huyumuz varmış. Böyle. Bir de dilenme huyum var mesela uykudan kalma. Bunlar neyden dolayı biliyor musun? Psikolojik sorunlar. Evet. Bunlar neden dolayı? Neden? Anneye karşı olan aşkından dolayı. Ay işte öyle düşkün değilimdir. Bak şöyle bir şey. Hissiyat var çocuklarda. Annem beni bırakıp gidecek. O anda çocuk kendine tutunacak başka bir şey arıyor. Sana bir şey diyeyim mi? Saç tutma, battaniye tutma. Onu hissetmek tutma. İstiyorsun. Hissetmek istiyorsun çünkü boşluk. Şimdi anneme çocukken çok düşkündüm. Düşün ben ilkokula gidiyorum. Sınıftayız böyle dersteyiz. Annem, babam, babaannem bir yere gidiyorlar. Annem sadece okulun önünden geçti ve bana el salladı. Ben annemin evden gittiğini gördüm ya. Öğretmen beni tutabilir mi ki? Cama açtım, cama yapıştım. Anne nereye gidiyor? Dersin ortasında. Öğretmen belime sarılmış, beni camdan alamıyor. Annemler bir yere gidiyorlar. Annem gerisin geliyor, döndü okula. Beni sınıftan aldı, beni de götürdüler. Eyvahlar var. Sen o evden nasıl beni bırakır da gidersin? İşte o yüzden bazı çocuklarda böyle bağımlılıklar oluyor. Evet, bazı bağımlı. Bizde koku bağımlılığı var bende. Evet. Muhakkak saç koklayacağım. Hiç yaklaşamazsam uzaktan koklarım. Benimki koklamıyor da tutuyor. Kimisi diyor ki çocukları hiç pışpışlamayın. Yatağın üstüne yatırın üstünü de örtün bırakın öyle. Yok yok onlar hep boş işler. Birini salladım, biri kendi uyudu, biri yatarak uyudu, biri saçımı tutarak uyuyor, biri sallanarak uyuyor. Dördü de farklıydı yani. Ben ışığından yanayım. Çocuğun uykusu geldi mi yatar, salın gitsin. Öyle i̇şte zaman... üçte yatıyor. Kız anam o nasıl uşak? Bekle, bekle. Deseydin Ali Bekir'in sabah namazını mı kıldıracaksın? Senin ne işin var gece üçte ayakta? Allah sana inşallah öyle bir çocuk verir ki. Sus be, selamı kavlen. Zaten bizim... Kadir o kadar büyük konuşuyor ki başına bir sürü şeyler kız, gelecek Kadir. Kız sus demesene annem gibi. Kız pasaklı bir gelin gelecek sana. İnşallah. Ha anne Allah var bana gelinmiş misin senin sana oğlan sana pis gelin gelirse annen sevinir biliyor musun? Evet anne bana dedi ki sen beni beğenmiyorsun ya diyor. Benden 5 metre sana gelsin inşallah benim mumla. Bak bir şey söyleyeyim. Biliyor musun? Anneyle babanın bedduası kabul olur biliyorsun değil mi? Duası da kabul olur, bedduası da kabul vallahi olur. Valla bilmiyorum artık, artık kimin? Dua mı, beddua mı bilemem. Ben de anneme diyorum yani. Ki benden zaten çekiyorsun. Bari gelininle diyor ki gelin eli olsun ki ben onunla niye anlaşayım? Gelini doldurayım, doldurayım senin üstüne. Oo ne güzel maşallah. Allah'ım sen yardım et. En büyük korkum çocuk işte. Ben bir de çok tez darlanan bir insanım. Benim yüreğim çekilir. Ama öyle olmuyor Kadir. Orada yapılacak tonla işim var, o bır bır ağlıyor. Çocuk oldu mu farklı oluyor. Evet evet hadi artık. Şu suyu dökeyim, kovaları da yıkayayım bir güzel. Evet, bezleri de yıkalım aynı suyla. Hadi gel. Gel, gel, gel. Meltem Hanım'ın çamaşır makinesinin ilaç bölümünde ilaç kalıntıları buldum. Çekmecesinde de karınca gördüm. Meltem Hanım'ın banyosuna girdiğinde çamaşır makinesinin lastik bölümünde bulantısı vardı, bulanık bir şekilde su vardı. Deterjan bölümü temizlenmemişti, kirliydi. Evet, pis sularımızı döktük, banyomuzu da dezenfekte ettik, güzelce sildik. Şimdi sıra geldi mutfak etabına. Yarışmacımız 2 saatte tüm hamuratlarını bize gösterecek. Bakalım çay saatine her şey yetişecek mi? En önemlisi beğenecekler mi? İnşallah beğenecek. Hadi bakalım Meltemciğim, buyur gidiyoruz hadi o zaman. Gidelim. Kadir ezeli değil en hamarat benim benim. Kadir ezeli değil en hamarat benim benim.
6 çeşit yemek yapıyorum. Hünerlerimi ve becerilerimi sergileyeceğim. Bu hafta benden daha hiç kimse menü çıkartamayacak. 5 su bardağı şeker, 5 su bardağı su koyduk. Kız çok değil mi? Sen içine de şeker attın. Yok yok değil. 2 bardak da içine koyduk şeker. Ben mi yoğurayım, sen mi yoğuracaksın? Hamurun kıvamını ben anlamam, sonra cıvık mıvık olur. Tamam, üstüme şundan kalıyor. He. Şurayı şu kemiği geçmeyecek derdi Yüksel teyze. Yüksel teyze börek mi yapmış? Seni Allah kahretmesin. Allah aşkına sonra daha diyecekler ki yapacağız. Kocaman yapmışsın diyecekler Allah aşkına. Bunun püf noktası ya yağ koyucu ya da su koyucu, un koydun mu şey oluyor, çorbası kıvamlı olur. Ama tamam, tuzuna dikkat etmemiz lazım, şalgam birazcık fazla tuzlu oluyor. Tamam. Kör olmayan sıcağı. Çabuk çabuk, sen durma, sen durma, sen durma, ben halledeyim. O kadar da ayıkladım ben bunları tek tek ya. Onca ayıkladım, onca yıkadım, onca temizledim. Emeğimi açıyorum şu anda. Evet, Kadir Ezildi ile Enem Arat benimden. Mutfaktan hepinize kucak dolu sevgiler, selamlar. Meltem şimdi muhteşem lezzetlerini yapmaya başlayacak. 2 saatlik süremiz var. Evet. Meltem, çay ve sofrada dahil her şey bu 2 saatin içinde. Evet. Baştan bilgisini evet, vereyim. Biliyorum Kadir. Şimdi bir menüyü tekrar sayalım mı? Biz ne yapacağız bugün? Sayalım. Revani var. Revani var. Katmer poğaça katmer var. Katmer poğaça var. Perişan kurabiye var. Mercimekli börek var. Semizotlu bir şey vardı. Semizotlu fellah köftesi var ve nar ekşili bulgur salatası var. Nar ekşili bulgur salatası. Evet. Hangisinden başlıyoruz yapmaya? Revani'den başlıyoruz. Revani. The Ses Revani malzemelerini saysın, ben de süreyi başlatıyorum. Yalnız bu mercimekli börek çok kötü oluyor. Nasıl çok kötü oluyor? Geçen gün yarışmacı yaptı, bayağı kuru oldu. Ben yapayım da siz yiyin o zaman. Ha, diyor ki ben daha farklı yapıyorum diyor. Şimdi belki bu farklı yapar olabilir, o biraz evet, kuru olmuş. Evet farklı yapıyorum ya, ben. Olabilir belki bu sefer. Biraz hayır da. Benimki şey el açması gibi oluyor. Ha okey tamam. Revani'nin malzemeleri say. 3, 2, 1 süre başladı. Çırpma kabını getir, mikserini getir. Revani'nin malzemelerini sayıyorum. 5 adet yumurta, 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı yoğurt, 2 çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı irmik, 2 su bardağı un, vanilya ve kabartma tozu. Yakıştıramadım. Sütü tatlı daha iyi giderdi. Çünkü yeşil mercimek de var, bulgur da var. Hepsi ağır kaçacaktı. Sütü tatlıyı da bunu taşlandırabilirdi. Bir su bardağı mıydı irmik? İrmik de mi 2'ydi? Kaçtı, unuttum ben ya. Kız sen Revani'yi evde yapmıyor musun normalde? Yapıyorum. Kafa mı bıraktın Kadir? Mesela ben Revani'ye ha, çok iki. Az un koyup tamam, tamam, irmiğini iki, bol korum. İki sus dur. Ununu çok koydum, kek gibi oluyor. İrmiğini bol koyacaksın. Vallahi bu annemin tarifi Kadir. Çırt çırt çırt. Şimdi mercimekli böreğin mercimeğini koyuyorum. Kadir bu biraz geç pişiyor çünkü. Şekerin kıvamı güzel olmuş. Tamam afiyet şimdi olsun. Şimdi hemen onu atalım. Şeker az oldu. Tamam ben fırını ayarlayayım. Her şeyi ye onu. Her şey çok güzel olacak o. Revani nasıl olmalı? Şerbeti güzel olmalı. İyice içine çekmeli revani şerbetini. Kıvamında olmalı. Puf puf olmalı. Şimdi bu arada revaninin şerbeti için 5 su bardağı şeker, 5 su bardağı su koyduk. Kız çok değil mi? Sen içine de şeker attın. Yok yok değil. 7 bardak şekerli oldu revani. 2 bardak da içine koydun şeker. Şimdi. Kadir maya. Evet. Beyefendi sayar mısınız? Aa, siz de bu işi iyice bana yıktınız. Aldığın her şeyi önden atlıyorsun meraklılar gibi. Neyi okuyoruz? Katmer poğaça. Peki katmer poğaçanın malzemelerini sayıyorum. Biraz peynir, 1 su bardağı su, süt, yağ, 1 paket maya, biraz tuz, 1 yemek kaşığı şeker, aldığı kadar un ve 250 gram tereyağı. Kadir benim bu bıçağıma bir şey mi oldu acaba? Ay senin bıçağının kör olmayası inşallah. Katmer poğaça puf puf olacak. Daha önce yemedim ama tadına bakacağım, değerlendireceğim. Şimdi bunu mayasını sütle birlikte mi açacaksın köpürsün diye? Evet Kadir sen onu bak şu tahta kaşıkla bir ilkten karıştır.
Şimdi bak sütü ılıştırdı döktüm aya köpürsü. O ne döktün? Şeker. Şeker. Şimdi gel önce şu yüzüğünü çıkartalım senden rahat rahat. Heh. Bence saatinizi de çıkarın. Yüksel teyze ne diyordu? İle buralara kadar hamur olmayacak. İlle şuradan geriye geçmeyecek. Ben mi yoğurayım sen mi yoğuracaksın? Hamurun kıvamını ben anlamam sonra cıvık mubuk olur. Tamam, üstüme şundan kalıyor. Aa bak bilekliğindeki saati çıkardı. Demek ki beceriksiz. Yok bileğim. Oraya bulaşacak diye. Hani bileğimize kadar bulaştıracaktık? Yok oraya şurayı şu kemiği geçmeyecek derdi Yüksel teyze. Kadir böreğini iyi yemişti ama teyze. Güzel yaptı canım böreği möreği güzeldi teyze. Yüksel teyze börek mi yapmıştı ya? Ben Kadir'in böreğini hatırlayamadım ki. Seni Allah kahretmesin. Katmerli poğaçayı güzel açıp da güzel yağlı kıvamında yaparsa olur bence. Meltem Hanım'ın bunu çok iyi açacağını düşünmüyorum. Biraz kalın açar hamurunu. Bu arada mercimek ocağın üstünde şerbet de bir yandan kaynamaya başlıyor. Mercimekli böreğin malzemelerini okuyorum. Bir su bardağı yeşil mercimek, bir adet soğan, salça, baharat, hazır yufka, sıvı yağ ve un. Malzemeler bunlar ama bence evde bu böreği yapmayın. Yani biz yedik daha öncekini beğenmedik ama belki bu güzel olur belli olmaz. Tamam bak ben yapayım bir de benden yiyin. Hadi bakalım bunu hemen yollayalım bu kabarsın bak evet, iki evet. Saat geçiyor. Tamam bu kabarsın hemen bu bitti Kadir. Arkadaşlar şunu alalım masanın üstüne demlensin, günlensin orada. Mercimekli böreği nasıl yapacağını merak ediyorum. Daha önce mercimekli börek şeklinde bir şey yedim ama içi sadeydi. Eğer içerisine salça, soğan çeşitlendirebilirse güzel bir şey çıkaracağını düşünüyorum ama inşallah başarabilir. Şimdi neye geçiyoruz? Şimdi fellah köftesi Kadir. Yalnız bu tarifin başlığında semizotlu fellah köftesi yazıyor. Niye böyle yazdınız ki fellah köftesinin içinde zaten semizot olmaz mı? Ben hiç duymadım semizotu olduğunu. Kaç tane yaptılar? Semizotunu nerede gördünüz? Aa olur tabii olmaz mı? Bak okuyorum malzemeleri. Semizotu, süzme yoğurt, 2 su bardağı ince bulgur, 2 su bardağı sıcak su, 2 su bardağı un, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı salça, kimyon, karabiber ve tuz. Hem burgul salatası hem fellah köftesi ikisi de burgul olduğu için rahatsız edebileceğini düşünüyorum. Kadir. Şimdi. Bu fellah köftesine bir su bardağı ince bulgur. Tamam. Bir su bardağı da sıcak su koyacağız. Sıcak tamam. Kedilere koyduk mercimek kaynayalım. Onun altını kıs istersen biraz. Tamam. Fellah köftesine kaç su bardağı sıcak su koyacaksınız? Bir su bardağı su. Bir bardak bulgura. Bir bardak su. Ama yumurtadan sonra koydum bunu. Tamam koy Kadir. Hani yumurta pişmez mi kaynar suyu? Yok bir şey olmaz üstüne. Sen koy. Bu konu hakkında fikrin var mıdır siz? Bu fellah köftesi mi? Evet fellah köftesi. İyi de benim elimdeki tarifte bulgur yok. İşte bak bende yazıyor. Bak burada. Bendeki yanlış tarif o zaman. Onu kim yazdıysa Allah ıslah etsin onu. Kim yazdı acaba o tarifi? Adama yanlış tarifler veriyorsunuz. Zaten tek yaptığı şey kağıttan tarif okumak onu da yapamıyor sizin sayenizde. Kimyon hep kız bu biraz cıvık olmadı mı? Kek gibi oldu ha? Dur ona un koyacağız Kadir. Daha koyacağız. Tamam, şimdi o şişecek ya onu da çekecek. Ben elimle bir yoğurayım mı Kadir? Tabii onu kaşıkla olmayacak o. Bu semizotları yıkanacak mı? Tek tek ayıklanacak mı yaprakları? Evet ayıklanacak. O zaman ben onları ayıklayayım. Tamam sen onları ayıkla Kadir. Bundan sonra perişan kurabiyeye geçeceğiz Kadir. Bundan sonra perişan olacağız evet. Biz zaten. Perişan kurabiye adından da anlaşıldığı gibi perişan gelecek galiba önümüzde. Görünce belki de aa bu muymuş perişan kurabiye diyeceğiz. Vasat bir görüntüyle çıkmazsa karşımıza iyidir. Perişan kurabiyeye başladık değil mi? Evet. Evet. Malzemelerini okuyorum. 125 gram tereyağı, bir su bardağı toz şeker, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, tarçın, un, ceviz, kuru üzüm ve fındık.
Şimdi kurabiye, bu kurabiyenin içinde fındık fıstık bir şey var mı? Kakao, var var. Mako? Tarçın var, ceviz var. Siz onları robottan geçirmeden mi koyuyorsunuz? Denizde yem atar gibi koca koca attı vallahi. Dişe, dişe gelecek Kadir bu. Kız o şekerparenin şey aman şerbeti şeyinin altına kız istersen çok kaynıyorlar. Bakın o revani göbek verdi. Bu demek oluyor ki yanları pişmedi. Adam hiç hayırlı bir şey öğrenmemiş anam bacım. Ben eleştirmenim Kadir. Sen vallahi yemin ediyorum çıkıntısın çıkıntı. Adam her şeyde bir çıkıntılık buluyor. Sürekli kötüyü çağırıyor. Sürekli negatif enerji adam ya. Ona göre dünyadaki herkes müsvedde, gereksiz, boş bir zırıltı. Perişan kurabiye eğer bildiğim bir kurabiye çeşidi gelirse inan ki puan kırarım. Çünkü belki de bizi yorumlarımızı şaşırtmak için yapmış olabilir. Kadir bak bunun şeklinin şeyi bu. Perişan kurabiyenin. Esnaftan perişan duruyorlar. Dinozorların üstüne düşmüş meteor taşının parçaları gibiler. Bir şey canım, bu tamam mı? Yeter mi bu kadarı? Kadir azıcık daha yaparsan iyi olur. Bu nasıl bir kurabiye? Hiç göze hitap etmiyor ki. Gözünü kapat da iyi o zaman. Meltem Hanım isterseniz bunlara güzel bir şekil verelim. Kalpli, yıldızlı, çiçekli, böcekli kalıplar oluyor ya onlardan kullanalım. Meleği limonluk var mı limonluk? Ona böyle şey yapıyorlar. Yok yok Kadir bunun özelliği bu. Perişan kurabiye. Perişan olacak bu. Tövbe estağfurullah. Perişan kurabiye yemedim. Herhalde adından dolayı biraz dağınık halde gelecek sofraya. Şimdi sen bana bir ilan ver, ben şu semizotlarını suya basayım. Meltem Hanım şu ana kadar neyimiz hazırlandı? Neyimiz hazırlandı? Revani fırında, perişan kurabiye fırında, yeşil mercimek böreğinin yeşil mercimeği pişmek üzere. Bulgurum haşlanıyor. Şimdi fellah köfte yuvarlıyor muyuz? Fellah köfte yuvarlayacağım, biraz daha beklesin fellah köfte. Mercimekli böreğin mercimeği pişsin, mercimekli böreği yapacağız. Poğaçam birazcık kabarsın, onu yapacağız. Bulgur salatası ne oldu? Onun iç malzemelerini doğrayayım ben. O bulguru nasıl kaynattınız? Şalgamla birlikte kaynattım. Aa çok kolaymış. Sen bilirsin ki beni bulgura her şey sana kolay, her şey kolay sana, her şey. Peki şimdi neye geçiyoruz? Bulgur salatasının bulgur malzemeleri. Salatasının malzemeleri. Bulgur, bulgur, mercimek, irmik böyle menüm olur. Salatada ince bulgur. Meltem Hanım acaba bizim için ne yapmaya çalışıyor? Galiba bugün bizi bulgura doyuracak. Ekşili bulgur salatasını duyunca şaşırdım açıkçası. Çünkü bulgurlar diri kalırsa o salatanın bir tadı olmaz. Kolay görünen zor bir salata seçmiş. İnşallah tadına bakacağız. Evet Kadir ne durumdayız? Evet bulgur salatamızın malzemelerini doğruyoruz. Yarışmacımız fellah köftesini gıllıyor. Revani fırında şerbet tamam. Mercimekli o ne? Böreğin içi. Mercimekli böreğin içi hazır. Soğanı güzel cevizli malzemesi. Salça koymuyor mu ona? Şimdi hemen şu yeşil soğan dolaşmasın. Niye dolaşıyor elin ayağına? Yalnız bunlar çok un çekecek. Anlayana un tadı gelecek. Anlayanı burada bulmazsın sen merak etme. Bu da tamam. Evet. Ben sana demedim mi İstanbul'a gidince kısır bulgur salatası devam edeceğiz. Ama fellah köftesi iyi oldu. Evet fellah köftesi güzel oldu. Şu leğende bir çevireyim ben onu. Heh. Yoksa bu hemen... Elin yanmasın Kadir. İyi bak bu güzel pişmiş tane tane. Şu an ekşi sadece biraz. Bir tek şalgamın vermiş olduğu şey ekşilik var. Aslında bunu salata sosuna niye şalgam koymuyorsunuz biraz? Bunlar ekşili oluyor işte. Bu soğuyunca mı karıştıralım şimdi karıştıralım mı? Ama ölür onlar Kadir. O zaman soğusun mu önce? Evet birazcık soğusun. Tamam o zaman bunu hemen şu balkona koyalım arkadaşlar. Buyurun ama unutmayın orada kas katı kesiliyor sonra. Fellah köftesini hiç yemedim. Bulgurlu mu? Etli mi?
Mercimekli mi bilmiyorum. Önümüze gelince göreceğiz. Şimdi fellah köfteyi hemen pişirecek miyiz? Birlikte yoğuralım mı bunu? Birlikte tamam, yapalım, yuvarlayalım çünkü bir şey kalmadı. Allah aşkına şu Kadir'in yaptıklarına bakar mısınız? Allah aşkına sonra diyecekler ki kocaman yapmışsın diyecekler Allah aşkına. En sevmediğim işler. Biraz elime yapışıyor hamur. Un al, yağ un al. Bileydin, yağ, un yağ. Al, un, un. Un alırsan olmaz, yağ koyucu. Su al, su al, su. Bunun püf noktası ya yağ koyucu ya da su koyucu. Un koydun mu şey oluyor, çorbası kıvamlı olur. Hemen şöyle yuvarlayıcı, küçük küçük. Fellah köftesi de çok doğru bir şey değil yani. Hamurunu güzel yoğurup sosunu güzel hazırlarsa puan verebilirim. Sen eşinle nerede tanıştın? Hele bir anlat. Ankara'da tanıştık biz. Eşim Gazi Üniversitesi'nde okuyordu. Ben lisedeydim o sırada. Baktı böyle güzel kız. Peşimden koşmalar. Üniversitede adam lise çıkışında kız bekliyor. Olacak iş mi bu? Üniversite 1'e gidiyorsa zar. Yok yok, sondu. Sen kaçtın lise? Son. Ben de lise sondum. Ondan sonra gel işte... Gel seni üniversiteye hazırlayayım. Gel dedi cevap. Seni İstanbul'a götüreyim dedi. Ankara'da ne yapacaksın dedi. Diyeydin baldırı çıplak. Daha üniversiteyi yeni bitirmişsin. Hangi gücünden beni götürüyor? Ondan sonra koştu peşimden. Ağladı, sızladı. Ha, ağladı da eminsin. Hı-hı. Bak adam da bunu izleyecek. Islıklı salla bari. Yok valla sallamıyorum. Ben de ağladım, o da ağladı. Ondan sonracığıma biz sözlendik. Bir güzel... Hayır, ilk tamam da geldi hemen senin yanına, merhaba evlenebilir miyiz dedi. Tabii canım, ilkten hemen evlenme teklif etti. Vay, o kadar hızlı. Evet, konuşurken. Hadi askerden yeni geldi deseniz anlayacağım da. Gel, yolu bekledim bir de ben. Nişanlıyken mi? Nişanlıyken değil, sevgiliyken bekledim. Kaç ay? 12 ay. Peki sen nişanı niye attın? Ya aileler arasında bir sıkıntı oldu. Adam askerdeyken mi? Yok, askerden döndükten sonra. Döndükten 12 ayı bekle. Evet. Dönünce sözü at. Evet, öyle oldu. Ondan sonra işte babamı ikna etmeye çalıştık. Babanı niye ikna ettiniz? Beni paylaşamadı kimseyle babam, çok sevdiği için. Turşunu mu kuracaktı? Elbet gideceksin. Demek ki turşunu kuracaktı Kadir. Ondan sonra işte böyle... Ama nişan olmuş yani, sonuçta başta vermiş seni bir. Aynen öyle oldu. Sonra bir cayıldı, bozuldu. Ondan sonra tekrardan biz böyle büyük aşkla birbirimizi... Bu adam neye kızdı onu öğrendik. Babam mı? He, baban. Ya babam beni buraya göndermek istemedi diyorum ya Kadir sana. Bir bahane mi buldu diyorsun sırf beni vermemek için? Aynen aynen. Beni çok sevdiğinden beni buraya göndermek istemedi işte. Babanız öyle yapınca kesin eşinizin ailesi de tavır koymuştur Meltem Hanım. Koydu mu? Tabii canım. Oo. Çok merak ettim. Bütün bu olanlardan sonra eşinizin ailesiyle görüşüyor musunuz? Tabii canım, herkesle görüşüyoruz. Peki anneler babalar birbiriyle görüşüyorlar mı? Yok, onlar görüşmüyorlar. Aa, nişandan da bozduğunuz için mi? Yok ya, hem burası uzak hem çok kafalar uyuşmuyor. Ama düğünde hepsi bir aradaydılar. Tabii, düğünde yok. Tatsızlık oldu mu? Düğünde sadece eşimin tarafı vardı. Annengil gelmedi mi düğüne? Yok, gelmediler. Kız insan kızın düğüne gelmez mi? Öyle işte, kırıldılar biraz, darıldılar bana. Ondan sen direttin sonra... o zaman bayağı ben gideceğim diye. Onlar da git de belanı dediler. Öyle oldu ama sonu iyiye bağlandı ya. Torunları falan seviyorlar, görüyorlar. Tabii canım. Diyedim bak, beni vermeyeydin bugün torununa sanki. Yılın 3 ayı şeydeyiz, Ankara'dayız. Yazın. Yani. Ama işte bu düğünde ben küslük kavgası, hele ama cenaze hiç sevmiyorum. Ama düğünde hep aynı şeyler oluyor Kadir yani. Olur mu öyle şey Meltem Hanım? Bir kere babanıza bütün bunları yaşatmayacaktınız. Babalara kıyılmaz. İnşallah o oğlun tutturur baba, alacağım da. Alacağım. Sen de evde de dur. Sinirinden köpür. Aynı o en son babalar dünyadaki adam gibi. Allah canını almasın. Kadir, bu oldu. Revani mi oldu? Hayır. Ne oldu? Oh, mis gibi görünüyor vallahi kurabiyeler. Güzel, çabuk pişti ha. Evet, bu çabuk pişer. Daha bu fellahtan yapacak mıyız? Ona göre yapıyorum. O kadar da yeter Kadir. Fellah köftesi çok iyi olmalı, çok güzel yoğurmalı. Sosu yerinde olması lazımdır. Bak sen bugün ne semizotuna el sürdün, ne bu fellaha el sürdün. Senin ne kastın var bu Meltem'e? Meltem normalde bu durmaz ha, çatır çatır yapar. Bir kere ben ağır kanlı yarışmacılarımıza yardım ediyorum. Meltem Hanım'ın maşallahı var Kadir. Dış ses bana da bir el atsa. Ne yapayım, ne istiyorsunuz? Gölge etme ihsanı, başka ihsan istemez. Hemen şunu şöyle yap. Şimdi hadi bak, hızlanmamız lazım bizim. Tamam, kaç dakikan var? Biz daha katmer poğaça yapacağız. Kaç dakikan var? Bir saatiniz kaldı ama sizin her şeyiniz bitti zaten. Niye, katmer poğaçamız var poğaçam daha? Poğaçam var daha. Katmer yedim ama katmerli poğaça yemedim. Bakalım açması, pişirmesi, içine ne koyacak bilmiyorum. O yüzden ilk defa duyduğum bir şey. Görünce karar vereceğiz.
Ne o? Fellah fellah. Ha fellahmış, tamam. Şey, bunun içine harç ne yapacağız? Kadir, onun içine harç, burada mercimek var ya Kadir. Hayır hayır, sütlü bir harç yapmayacağız. Hayır hayır, sadece zeytinyağıyla şey. Un. Ver bakayım şimdi. Unun nasıl bir faydası olacak peki böreğe? Çıtır çıtır olacak, böyle mis gibi. El açması gibi olacak. Güzel olmuş. Revanenin rengi güzel vallahi. Bunu buraya koysam bir şey olur mu Kadir? Bence onu hemen şeyleyeyim. Ama şeyini atmam lazım. Şerbetini dökecek miyiz? Evet, o zaman dur şu cam nerede o cam cam? Çatlar mı bu cam? Masa yanmasın çünkü. Masa yanmadı da elim yanacak şimdi. Çok bismillahirrahmanirrahim. Şerbeti kaynar kaynar mı döküyorsun? Evet evet, kaynar döküyorum ben. Bismillah. Hakikaten enteresan. Revani hiç bu kadar sıcak şerbet döküldüğünü de görmemiştim. Ben de normalde şerbeti de soğuturlar, biraz revaniyi de soğuturlar ama bu baklava gibi demek ki. Bak bu annemin tarifi. Ama güzel kabardı. Yalnız şerbetli bir daha pişiyor gibi bir hali var Revani'nin. Belki daha güzel çekiyordur. Güzel olursa ben de böyle yaparım. Denerim tarifi. Revani asla yakışmadı bu menüye. Revani yerine güzel bir yaş pasta yapsaydı daha güzel olurdu. Bence bu menü bence çok basite kaçmış. Tamam, güzel de tamam, çekti ha. Bunu şeye koyalım, bahçeye koyalım. Bahçeye koyalım. Oo, bütün şerbeti emdi vallahi billah. Ah kafam. Meltem Hanım'ın bir böreği kolay. İnşallah el açması yapar, mercimekleri de içine koyar. Direkt mercimeği sürüp saracak mıyız? Yok, iki kat yapacağız bunu Kadir. Ha, iki iki mi yapıyor? İki iki yapacağız. Kalın olmuyor mu? Yok yok. Bu arada katmer poğaçamız bak daha yapılmadı ha. Tamam, onun mayası gelmişti. Şimdi ona geçiyorum Kadir. Hmm, bakalım çıtır çıtır da olacak. İyi mi sarmam? Evet Kadir, sıkı sar. Tamam, sıkı sıkı. Mercimekleri de içine sıkı sıkıya sarıyoruz. Katmer poğaçamız bizi bekliyor. Revani bitti. Bulgur salatası zaten bir tek karışması kaldı. Fellah köfte. Fellah da sadece salçada kavuracağım fellahı. Tamam, o arada börekler sarılıyor. Yapacağız. Biz bu kadar işle uğraşırken siz de boş durmuyorsunuz. Hemen hamaratlığınızı göstermek için, ekrana ve Türkiye'ye kendinizi ispatlamak için ve tabii de benimle yarışmak için www.enhamaratbenim.com'a başvurun ya da aşağıda geçen telefon numaralarımıza ulaşın. Gelin ve 15 bin liranın sahibi, madalyanın sahibi siz olun. Haydi buyurun. Hemen tepsilerimizi alalım. Mercimek köftesi elinde açarsa beğenirim. İçine koyacağım malzemeler önemli. Soğan koyarsa, ceviz koyarsa güzel olacağını umuyorum. Nar eşkili burgut salatası, nar eşkisi belli olacak. Tadı, lezzeti, salçası, yağı yerinde olacak. Tuzu yerinde olacak. Yeşilliği ve kıvamı lezzetli olacak. Son 40 dakikaya girmiş bulunuyoruz Kadir. Tamam, şimdi bulgurlarımızı hemen şu salatayla bir karıştırıyorum. Azar azar böldüğüm için, ya kap küçük olduğu için. Yalnız bugüne kadar gördüğüm rengi en güzel bulgur salatası bu olabilir Kadir. Bir de şey, kıvamı da güzel oldu. Tane tane dökülüyor. Buna sos ne dökeceğiz? Ona sos ne dökeceğiz? Nar ekşisi, zeytinyağı, tuz dökeceğiz Kadir. Ama tamam, tuzuna dikkat etmemiz lazım. Şalgam birazcık fazla tuzlu oluyor. Tamam. Kadir ne yaptın? Git. Canım semizotu. Hemen ikinci bağdan hemen ayıklıyorum. Dur bekle. Hı, kör olmayan sıcağı. Çabuk çabuk, sen durma, sen durma, sen durma, ben hallediyorum. Nasıl böyle bir sakarlık yaptın acaba? Ama bu çok küçük mutfak dönerken o kadar da ayıkladım ben bunları tek tek ya. Onca ayıkladım, onca yıkadım, onca temizledim. Neyse bırak. O Kadir. Yemin ediyorum ya, of. Valla Kadir, senden değerli değil, kendine dikkat et. Ama olsun ki, emeğimi acıyorum şu anda.
Yardım da etmedin zaten. Tek başıma ayıkladım. Neyi tek başına ayıkladın? Yok, sana demiyorum ben. Acilen hemen şimdi tek tek tekrar koparmam lazım. Şimdi sen bir yandan katmer poğaçayı yap hızlıca. Evet evet yapıyorum tabii ben. Ondan sonra zaten bir şey kalmıyor. Bu arada az önce suda haşladığınız pellak köftelerinizi de sosla birlikte bir kez daha pişiriyorsunuz sanırım. Ne koydunuz acaba sosun içine? Domates sosu, sarımsak, tuz, pul biber. Semiz otlarını da üzerine mi dökeceksiniz? Semiz otları altında olacak yoğurtlu bir şekilde. Nelerimiz hazır şimdi Meltem Hanım? Revanimiz hazır. Nar ekşili bulgur salatamız hazır. Fellah köftemiz hazır. Böreğimiz pişiyor. Poğaçamız hazır olmak üzere. Az kaldı. Perişan kurabiyemiz de hazır, evet. Son dakika semiz otlar da tekrar ayıklandı, yıkanıyor. Şimdi bunu yoğurtlayayım mı ben? Evet, sarımsaklı yoğurt yapacağız ona Kadir. Yoğurt, sarımsak, tuz. Hayır, süzme yoğurt. Süzme yoğurt, süzme yoğurt Kadir. Tamam, kaç kaşık koyayım? Şunu koyayım mı komple bak? Bakayım, göster. Dur, neredesin? Ha, buraya kızım. Aslı sen neredesin? Koy. Menü çok uyumsuzdu, beğenemedim. Bu menüyle Meltem Hanım'ın birinci olacağını hiç zannetmiyorum. Şimdi buna bunu kattım. Tamam. Bunu neyin dibine döküyorum şimdi? Onu servis tabağına almamız lazım. Nerede servis tabağın? Fellah köftelerimiz sosuyla güzelce buluştu. Meltem Hanım menüsünü hiç beğenmedim. Biraz daha gösterişli olmasını isterdim. Baklavalar, börekler ilk güne yakışır şekilde olmasını isterdim. Tamam, fellahı ne yapıyorsun şimdi üstüne? Üstüne gezdireceksin fellahı. Tamam, şimdi bunu ver. Böyle eşit şekilde. Dur, bunu bu kaşıkla alayım ki daha rahat alayım. Kadir, bakar mısın ne var burada? Kız, kocan çiçek mi gönderdi? Sana canı gönülden güveniyoruz, başarılar dileriz. Emel Nehir Nil. Ay, çok teşekkür Kim ederim. Kim bu Masar komşum. Fuat Özkan üçgeni? Komşum, üst komşum. Tek başına mı bu hanımefendi? Yo, değil. Emel Nehir Nil üçü de... Yok, Nehir kızları. Nil ile Nehir kızı. Ha, evet. Bak, Emel komşuyu kendisi. Görün. Hele çiçeği göster, komşuyu görün. Ya, alsana şunu elimden. Bu elimizde yer mi var? Götür masanın üstüne koy, nereye koyuyorsan teşekkür koy. Teşekkür ederim. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Canım, bak, komşularını burada benim. Yalnız bırakmamışlar. Emelciğime çok teşekkür Normalde ediyorum. Normalde komşular birbirlerini çekemez ama bak, burada demek ki güzel bir komşuluk var. Semiz otlu ferlak köftesi beni şaşırttı. Çünkü sürekli bulgurdan gitmiş. Bulgur 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 yiyip yiyip şişeceğiz herhalde bugün. Semiz otlusunu hiç daha ilk defa görüyorum. İçine mi atacak, üzerine mi serpecek bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Nar ekşisi, biraz yağ dökeceğim. Bekle, hemen dökme, boca etme. Çok ekşi zaten şalgamdan dolayı. 20 dakikan kaldı, sofrayı kurdun mu? Tamam, kuracağım şimdi, bekle. Çabuk. Bu arada yemeklerim çok tuzlu olur. Eşim bundan çok muzdarip. Normalde. Aşırı. Niye az, elin ayarı yok mu kız, tadına kocasını bak. Kocasını seven yemeğini tuzlu yaparmış. Aa, o da iyi yalan, onu da iyi bellemişler. Peki ya yemekleriniz tuzlu olursa rakipleriniz ne yorum yapacaklar bugün? Şu an çok kocasını değil. Çok seviyor, onun için bizim için hiç önemli değil diyecekler. Felaket tellal olmak istemiyorum ama son 20 dakika. Poğaçalar 20 dakikada pişer mi? Ay Kadir, inşallah pişer ya. Peki ya börek pişer mi? Börek pişer. Kızarmamış. Sen koş, çabuk sofrayı hazırla. Tamam, börek pişer. Bakayım, aa, daha sofraya hiçbir şey konmamış. Çabuk. Çabuk koş, çabuk. Menüyü çok karışık buldum. İki tane burgul yapmaması lazımdı. Haydi bakalım, yarışmacımız sofrayı düzüyor. İnşallah 20 dakikada şunlar da pişer de her şey hallolur. Bana bak Kadir, kesinlikle hatırlatmayacaksın ona göre ha. Ağzımı açmayacağım. Haydi buyur. Meltem. Efendim. Bu revaniyi sen mutfakta servis etsen değil mi? Cam tabakta dursun mu? Yok yok, onda kalsın Kadir. Tamam, okey o zaman. Yalnız poğaçalar, katmer poğaçalar güzel kabardı.
Güzel kabardı, inşallah da pişerler. Haydi bakalım. Evet sayın seyirciler, eminim ki hepiniz merak ediyorsunuz Kadir Bey neden etabı uygulamadan mutfağa geçtiniz diye. Çünkü bu haftaki etabımız çiçek gibi sofralar etabı. Nedir? En iyi şekilde masada sunumunu hazırlayan, bardaklarında lekesi olmayan, çatal bıçağının yeri güzel olan, sunumunu güzel bir şekilde hazırlayan yarışmacımız bu hafta çiçek gibi sofralar puanını alarak bir fazla puan alacak bizden. O yüzden sofrayı güzel hazırla. Bak şu an güzel görünüyor, bakalım devamı nasıl olacak. Bu kurabiyeleri bu sunumla mı alacağız? Tamam, ben onları alırım hemen. Ben onları şu mutfakta hemen halledeyim. Meltem Hanımcığım, temizliğini de beğenmedim, menünü de beğenmedim. Bence birinci olamazsın. Meltem Hanım bu yemekleri yetiştirir ama bakalım lezzeti nasıl olacak. Hadi Allah'ım poğaça pişsin bari. Çay koymadım, çekil. Oo, son dakika. Yani çatırlamayacağını sandım. Böreğin işi bitti mi? Çıkar çıkar. Bir şey diyeceğim, bak bunlar kızarmaya durmuş aslında. At at, şuraya at. Of. Böreği de verelim altına. Getir, altına bakmıyor mu Kadir? Lezzet kadar görüntü de benim için çok önemlidir. Görüntü de süper olmalı. Koy onun üstüne. Hemen hangi tabağı alacağız? Hemen servis alalım onları. Oh, çay demlendi şükürler olsun. Sanki börekleriniz tam da pişmemiş gibi geldi bana Meltem Hanım. Ama yetişmedi, ne yapacağız? Hay niye güzel olmamış? Böreğin de bakayım. Çok sıcak, çok sıcak, yavaş. Katmer poğaça eliyle açması lazım. Çok yağlı olmaması lazım. İçine ne koyacağını bilmiyorum, merak ediyorum. Güzel olursa, damak tadıma da uyarsa beğenir. Kız şu katmer poğaçanın da bir sondaki kabar. Onu bir yön değiştir, bir çevir onu sen. Tepsiyi çevir. Bak o köşedekiler bir türlü kızarmadı, kör olmaya sıcalar. O yetişmeyecek. Son 3 dakika. Ne kadar kaldı? 1 dakika. Su da geldi, 1 dakika. Onu ne yapacağım o peçeli? Ha, onları tekrar bir sileceğim. Ama maşallah her şeyi sildi sildi koydu bak. Çekil ayağımı. Tabii işi bitti, semiz ot ayıklandı. Şeylere de yuvalattı, şimdi işi bitti, at kenara. Son 10. 9. Fırını kapatmam gerekiyor mu şu 8. an? 8. Ha? 7. Fırını kapatmam gerekiyor mu? 6. 5. 4. 3. 2, 1, finish eşitraize, evet. Şu anda fırını kapattım. Poğaçalarımız içinde. Bir şey diyeceğim, maşallah. Gel kız, gelsene kameranın arkasına. Yine de güzel kabardı, bak altları da pişmiş. Çayın altına kız, sen doğru giyinmeye git. Ben bir sofrayı değerlendireyim, haydi. Ondan sonra misafir karşılayacak, çabuk. Masada bana olmuş şeye olmamış derlerse, bir de benimle inat ederlerse o zaman benim en kötü halimi görecekler. Evet, yarışmacımız son dakikaya rağmen bütün yemeklerini yetiştirdi. Eline koluna sağlık. Şimdi sofraya baktığımda bardaklarında leke yok. Gayet güzel. Çoğu şeyi zaten silerek koydu. Bakın tatlı çatalını getirmiş. Yemek çatalını, kaşığını da, bıçağını da getirmiş ama herhalde salataları kaşıkla yemeyeceğiz. Çatalla yiyeceğiz galiba. Kaşık koymamış ona. Ondan sonracığıma şu bardaklarında bayağı çizik var. Herhalde parlatıcı yoktu makinesinde. Bunlar bayağı çizilmiş. Ama geri olarak sofraya baktığımda iştah açıcı, güzel, şık bir görüntüsü var. Her şey gayet nezih ve temiz duruyor. Tabii ki yemeklerin lezzeti de önemli. Biliyorsunuz ki
Çiçek gibi sofralar puanını alan yarışmacımız bir fazla puan alacak. İlk günkü masayı değerlendirdik. Daha 4 masamız var. Aralarından en iyisi çiçek gibi sofralar puanını alarak bir fazla puan almayı hak kazanacak. Şimdi ne yapıyoruz? Üstümüz değiştirmeye gidiyoruz. Ve kaldığımız yerden soframızda yarışmaya devam edeceğiz. Bakalım hanımlar yemeklerin lezzetini beğenecekler mi? Hepsi birazdan Kadir Ezildi ile en amarat benimde. Haydi buyurun. En amarat benim de haftanın ilk günü temizliği titizliğiyle göz dolduran Meltem Hanım'ın evine konuk oluyoruz. Konuklarını en iyi şekilde ağırlamak için sofrasını dolatan yarışmacımız elinin lezzetini de konuşturdu. Meltem Hanım'ın bugünkü menüsünde perişan kurabiye, mercimekli börek, semiz otlu fellah köftesi, katmer poğaça, revani ve nar ekşili bulgur salatası var. Bakalım konukları Meltem Hanım'ın el lezzetini nasıl bulacak? Günün sonunda yarışmacımız kaç puan alacak? Evet Hülya Hanım, sosu beklediğiniz gibi olmuş mu? Maalesef. Maalesef. Eşkisini az buldum. Beklentimi karşılamadı. Eşkisini az buldunuz. Tabii ki. Hülya Hanım, bulgur salatasından ne gibi bir beklentiniz vardı? İçinden kuş mu çıksın istiyordunuz? Sevilay Hanımcığım. Ben de ekşisini az buldum. Ben de katılıyorum Hülya Hanım'a. Yani hepsi bulgur olmuş. Bulgura doyduk bugün. Hazır yufka mı? Hayır, hazır yufka mı kendine? İşte olmamış maalesef. Niye olmamış hamaratlık Hülya? Sadece hamur açmayla mı? Tabii ki ne. Evet. Burası hamarat, en hamarat benim yarışmam. O zaman lezzetsiz olsun, el açması yapalım. Bence hamarat bir kadın el açması da yapar. Ekmek de pişirir tandırda. Evet. O tandırdan her çıkar şey her şey yapar. Görürsünüz ama iddialıysanız göreceğiz. Bence siz rakip olarak beni görün, siz kendinize rakip. Evet, Kadir Ezildi ile en amarat benim de haftanın ilk gün sofrasındayız. Yarışmacımızın eline koluna sağlık. Afiyet Meltem olsun. Hanım elinden geleni yaptı. Yapalım. Menüyü eksiksiz önümüze çıkardı. Evet Kadir. Tabii ki lezzetleri de önemli biliyorsun. Evet. Bakalım arkadaşlar birazdan tadına bakacaklar ama ondan önce temizlik konuşacağız. Biliyorsunuz artık temizliğe siz puan vermiyorsunuz ama yorumlarınızı tabii ki alıyorum, görüşlerinizi. Yarışmacımız kabul eder etmez ona kalmış. Evet. Özlem Hanımcığım, Meltem Hanım'ın temizliği nasıl buldunuz ama ondan önce sabah karşılamasını beğenmemişsiniz. Evet, sürekli evine gelen bir misafir gibi karşıladı. Daha enerjik ve daha canlı beklerdim kendisini. Çünkü ilk defa karşılaşıyoruz. Hani o yüzden biraz performansını düşük buldum. Yo, normalde aslında gelen misafirlerimi göbek atarak karşılıyorum. Yani nasıl normalde gelen bir misafirimi nasıl karşılıyorsam aynı şekilde sizi de öyle karşıladım. Çünkü misafirperverlik gerçekten önemli bir şeydir. Muhakkak ama sonrasında öyle değildiniz. Yani ilk karşılamanızda böyle siz mi geldiniz ya peki, falan gibi bir heyecan olabilir mi acaba? Yani ilk köyün yarışmacısıyım yani. Muhakkak. Siz olsanız belki aynı şeyi siz de yapardınız. Aynı şeyi ben de hissettim çünkü. Uzaktan hoş geldiniz dermiş gibi geldi. Gerçekten de öyle, öyle soğuk oldu yani. Soğuk geldi yani. Gerçekten öyle oldu. Ben de öyle peki heyecanından olabilir mi? Hani ilk gün ya açılması. Ama sizin evinize gelince de sizi de göreceğiz yani. Gerçekten yani bu ortam çok heyecanlı bir ortam bana yani. Bana da hissettirdin de bilmiyorum yani. Arkadaşlarla hemfikir miyiz? Peki evet, çoğunluk olarak hepsi böyle düşünüyorlar. Evet, hepsi seni soğuk bulmuşlar. Ama ilk gün heyecanı olabilir. Özlem Hanımcığım, temizliği nasıl buldunuz? Kendimi aslında rakip olarak Meltem Hanım'ı görmüştüm bugün. Niye? Kara kaşına kara gözünden mi? Yok, bir aurası var. Yani benimle rakip çıkabilecek bir aurası vardı. Ama temizlikten sonra menü karar verecek buna. Gerçekten bana rakip peki, değil temizlik diye. Olarak temiz mi? Temizlik olarak aslında temiz. Yani bar bağlamış bir pisliği yoktu. Bu programa katılacak bir özeni de yoktu. Yani program için dip köşe girmemiş mi eve? Mesela camların pervazlarındaki o toz bayağı 2 haftalık bir tozdu yani. Panjurlardan mı bahsediyorsun? Panjurlardan bahsediyorum, evet. Yani programa katılacaksınız zaten 1-2 hafta önceden temizlik yapmanız lazımdı. O dünkü pislik değildi. Pardon, panjurları ben buldum. Gerçekten öyleydi. Panjuru sen mi icat ettin? Yıllardır biz de düşünüyorduk. Bozuldu, bozuldu. Evet.
Komşuları mucidi Hülya Hanım. Allah senden razı olsun. Kız yeni beni istemedin. Ama öyle de çiçek hemen Hülya Hanım'a verirsin. Buyurun. Aynen. Buyurun. Böyle bir büyük icada biz insanlar sundunuz ya. Rabbim yattığın yerin resin inşallah. Tozunu demek istedim Kadir'ciğim. Tozunu. Tozunu. Bir dakika Hülya Hanım. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu arada bu çiçek sana geldi. Bana mı geldi? Bir dakika dur. Önce kendimi bir o panjuru bulana kadar aldı. Burada bitti. Kimden gelmiş bu sefer ki? Türkiye'nin olur musun bilmem ama bizim en hamarat gelinimiz sensin. Başarılar güzel gelinimiz. Görümcem büyük ihtimalle. Hmm, görümceye bak şovları kes. İçeriki odadan göndermiş. Evet. İçeride çocuklara bakıyor. Kız koy da yengen sana göndersin çiçeği. Olmaz ben kabul etmiyorum. O çiçeği bana verdin sen. Ben sana çelenk yollarım ablam sen dert etme. Çelenk ne yapacağım ben? Kadir bir dakika panjurlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Panjurun mucidiyle konuş. Hani ne kadar silsem de bir haftalık da olsa, iki haftalık da olsa, bir günlük de olsa orası toz olacaktı zaten. Peki. Bir de şöyle düşünüyorum, senin mutfakla salon bir. Detay yok. Yani ne alaka? Ne alaka? Benim mutfakta mesela çok aşırı detay var. Ev küçük, ev küçük, büyük, mutfak küçük. Hayır, temizlenmesi de kolay olur temizlenmesi diyor. De daha kolay, daha basit olur. Ama temizlemeyebilirdim. Yani öyle düşünmeyin. Anladınız mı? Orada her yer yağ da olabilirdi. Ama o da senin karakterini belirtti. O zaman bu yarışmaya katılmazdım işte. Peki Sevilacığım bunun salonla birleşik olup olmamasıyla alakası yok yani. Sevilay Hanım bayağı detaylı gezdi evi. Merdivenden hiç inmedi. Şu panjurun üstünden toz bulmuşsun. Evet nereden buradan buldun? Bulmadım. Şuradan arkadan. Buradan buldum. Aspiratörüm bayağı bir yağlıydı zaten. Kelleri mi yağlıydı? İçinin motoru falan bayağı yapış motorum yapıştı. Motorum yağlı değildi. Oradaki kömürlü olan yağlıydı. Zaten onu Kadir de gördü. Benim o yıkanmadığı için. Benimki gelince görürsünüz. Tamam, ben fazla bir şey söylemiyorum. Gelince görürsünüz benim. Dedi ki bu dedi yıkanmıyor dedi. Servisten alıp getirip yenisini takacak, hayır, temizleyecek. Hayır, kesinlikle. Belli oluyor, öyle bir şey yok. Belli oluyor zaten. Ne kadar sıklıkla değiştiriyor? Evde yedeği var mı? Vallahi ben söyleyeyim, hayır. Bir senedir ben onu kullanmıyorum. Şimdi gelir görürsünüz inşallah. Genel anlamda temiz buldum, dipli bucaklı bir temizlik olarak. Yani bence de yarışma için üstün körü temizlenmiş. Peki. Yani ben o temizliği günlük olarak temizliyorum. Mesela işe gitmeden önce onu aynı Meltem Hanım'ın temizliği gibi üstün körü yapar çıkarım. Tamam üstün körü derken açıklar mısın? Yani süpürürüm, tozlanırım, detaylara girmeden mesela. Şu mesela klimanın üstüne sen klimayı her hafta temizliyor musun? Her gün siliyor musun? Her gün değil, her hafta temizliyorum. Şöyle söyleyeyim, Sevilay Hanım diyor ki, Sevilay Hanım diyor ki benim diyor paraya ihtiyacım olmamasına rağmen ben hala evlere temizliğe gidiyorum. Çünkü keyif alıyorum diyor. Evet, ay valla Kadir gördük geçen haftalarda temizliğe gittik. Göreceksiniz ben şimdi söylemeyeyim ben size. Gelince görürsünüz. Gerçekten ben temizlikten keyif alıyorum. Yani o ruh olarak aynı ruh. Ay, ikiziyiz. Zaten bak ellere evet, bakayım ellerimizden bak zaten. Size. Eller belli diyor. Yani, nasıl? Eller belli diyor. Özel ilaçlar bile kullanıyorum. Sandık Hacı Nurettin'in elleri gibi olmuş. Sevilay Hanım. Siz kendinizi asla benimle ölçüştürmeyin. Siz benden daha temiz olamazsınız. Görüküyor. Peki Arzu Hanımcığım. Efendim? Siz nasıl? Sen pek heyecanlısın. Çok da konuşamıyorsun. Çok. Çok. Heyecanlanma çok. Bak rahat ol. İnşallah. Nasıl buldun evin temizliğini? Vallahi dolabında pislik gördüm ben. Kir mi vardı? Kir vardı. Ne evet, vardı? Kir vardı. Siyah siyah noktalar vardı. Damarayı mantarası hangi dolapta? Buzdolabında. Hmm. Peki Özlemciğim sana şunu sormak istiyorum. Kendini annene ispatlamak için gelmişsin. Evet. Kaç yaşındasın? 30. 30 yıldır anana kendini ispatlayamadın mı kız? Hayır. Hiç gözünde ben böyle temizlik yapabilen, yemek yapabilen... Yani yemeğimi pek laf etmez ama temizliğime çok laf eder. Çünkü çok gezerim. Peki kaç senelik evlisin? 11 senelik evli. Yani 11 senedir eğer ki hiç iş bilmeyen bir insan da belli olur kocan şikayet yani, eder. Yani muhakkak, evet muhakkak. Peki o zaman şu an karşında annen var. Seslen annene de ki 30 yıldır ben sana kendimi ispatlayamadım. Buyur. Kız anne, 30 yıldır ben sana kendimi ispatlayamadım. Bu program bunun için var. Göreceksin bak kendimi nasıl ispatlayacağım. Peki şimdi annenin ismi ne? Günay. Günay teyzeciğim ellerinden öpüyorum. Eğer ki bu kız buradan da birinci olamadan gelirse... ...balarsın sen buna ne yaparsın ben bilmiyorum. Hiç bildiğin haberi yok bu arada. Haberi yok. Evet, şu an kimsenin haberi yok. Özlem Hanım, burası bir yarışmaysa en iyisini yapmak zorundasın. Oklavalar dönmesi lazım. Meltemciğim istersen çayları alalım. Tamam. İçamlıklarımıza başlayalım bakalım. Hemen. Yemeklerin lezzeti nasıl olmuş? Tabii orada biz menüyü konuşalım birazcık. Şimdi siz mutfakta da iddialısınız tabii ki. Temizlikte olduğunuz kadar. Dört tane oğlan büyütmüşsün. İllaki bir hamur yoğurmuşluğun vardır. Tabii ki. Peki masaya baktığında Hülya abla bir hamaratlık görüyor musun? Bir uğraş görüyor musun? Sadece poğaçada el açması. Evet. Katmer göremedim. Katmer i̇şte demiştim. Katmer poğaça. Katmer poğaça.
katmer olarak. Mercimekli hangisi? Mercimekli olan mı? Mercimekli. Bu şey... Mercimekli. Hazır yufka mı? Hayır. Hazır yufka mı? Hazır yufka. İşte olmamış maalesef. Niye hamaratlık yani? Sadece hamur açmayla mı tabii oluyor? Tabii ki ne? Evet. Sen bir yarışmaya katılıyorsan mutlaka hamaratlığını göstermen lazım. Hazırla kullanırsan zannetmiyorum yani. Niye zannetmiyorsunuz? Bence önemli olan lezzeti. Lezzetten olsa burası hamarat, en hamarat benim yarışması. O zaman lezzetsiz olsun, el açması yapalım. Bak ne baklavalar, ikisi de ne baklavalar gördük, içi pişmeyen, lezzetsiz olan, i̇kisi el açması. Olacak. Bir hem sürü lezzeti şey olacak hem de şey olacak. Açıyorsun, bir saat uğraşıyorsun. Hem lezzetli olsun diye hem el açması olsun yani, diyor. Katmer... Ama bunlar uğraştırıcı olmadığı için o olması lazımdı. Ha, genel anlamda beni uğraştırıcı değil mi? Değil, evet. Değil. Yani yorucu iki saatte değil, çok hayır, rahat yapılır mı? Değil, çünkü kurgu salatası. Basit yani. Hamaratlık demek el açması demek değildir. Önemli olan beceridir, maharettir. Şimdi katmer poğaça bu değil mi? Değil. Maalesef. Beklentimizin değil. Ben beklentim daha farklıydı yani, evet. Katmer evet, iki çeşit yani, katmer deyince bence bir Anteplilerin yaptığı gibi fıstıklı, yağlı. Ama ayrıntıya atlıyorsunuz, katmer poğaça. Katmerin poğaçası, mayalı hamurdan yoğurup ekşitip tekrardan açılar içine kat, yağ koyup sarılan bir şey. Evet, doğru elimde açtım, aynen öyle. Ama hanımlar menüyü kolay buldular genel olarak. Kolay buldum, evet. Yani fellah köftesinin neyi kolay? Mesela. Kolay. Neyi kolay? Kolay. Bak hamurunu yoğuruyorsun. Sinidini ıslıyorsun. Ha? İki yumrukta öldürüyorsun onu zaten. tamam. Evet. Siz iki yumrukta öldürün o zaman, evet, fellah köftesini. Yapacağım. Meltem Hanım, düzgün bir menü seçseydiniz sizi böyle eleştirmek zorunda kalmasaydık. Özlem Hanımcığım, oradan bizi uzatırsanız. Peçetelerini göremedim Kadir Bey. Peçete orada, yanınızda. Hayır, bez olarak. Sunum olarak, sunum yani. Olarak, sunum evet, olarak söyleyeyim. Kumaş peçete mi? Evet. Kumaş peçete çok eskide kaldı. Özlem, sana biraz şaşırtı mı geldi? Yani Arzu Hanım'ın dili açılmış gibi geldi bana menüyü görünce. Yani. Kendisi bayağı iddialı görünüyor. Yani inşallah. İnşallah. Bu peçeteyi bekleyen var mıydı? Bir tek siz. Yok, ben bez peçete beklemedim. Bez o televizyonlarda oluyor. Bez peçete kullanılmıyor ama. Var. Yani. Kadir, bez peçeten var ama koymadım ben. Çünkü artık çok demode yani. Sevgili Ayhan'ın Arzu Hanım sunuma çok dikkat ben ediyorlarmış. Sunuma çok önem veriyorum. Görsel evet, olarak kullanmasak da muhakkak bulunmalıydı diyorlar. Oo Arzu Hanım, siz her gün evinizde bez peçeteyle mi sofraya oturuyorsunuz? Gerçekten çok absürt geldi bu konuşmanız. Peki hazırsanız fellah köfteye kolay dediler. Su alabilir miyim? Ben vereyim şuradan ablam. Fellah köfteye kolay dediler. Bakalım tadı nasıl olmuş, hep birlikte göreceğiz. Hülya'nın da sosunun güzel olması gerekiyor demiş. Bakalım ağzınıza layık mı? Buyurun. Evet Hülya Hanım, sosu beklediğiniz gibi olmuş mu? Maalesef. Maalesef. Çünkü bu domates sosu biraz daha olsa daha güzel olurdu. Az mı gelmiş? Az gelmiş. Ama zaten çok yoğun. Bu yok, sefer de çok değil, cıvık olacaktı. Çünkü semizotunun üstünde olduğu için semizotuyla birbirine girecekti. Hatta beklemesine rağmen yine de girdi. Biraz daha soslu yapsaydım bu sefer daha kötü ama olacaktı. Ama bulgur olduğu için haliyle istiyor yani. Bulgur da birazcık daha lezzeti öne çıkaran sosudur. Zaten sos çok yoğun. Sos hariç semizotu iyi, güzel. Kıvamı güzel ama... Tuzlu sarımsağı nasıl? Tuzu eksik. Peki Arzu Hanım'a da sormak istiyorum. Kendisi de Antepli. Böyle bu bulgur tarzı işleri daha çok yapıyorsunuz. Ben yaparım evde bunu. Nasıl olmuş sosu, tadı? Yok, olmamış. Çünkü köfteleri olmamış, lezzet olmamış. Tamam, neyi olmamış? Köfte pişmemiş mi? Köftesi pişmiş. Ama sosu olmamış. Tamam, neyi sosu olmamış? Sosu olmamış, lezzeti yok. Yanıyor boğazım şu anda. Evet, yoğurttan ama. Meltem, ne diyorsun? Ne diyeyim? Aynı açıklamayı yaptım. Kadir, daha ne diyeyim Allah aşkına yani? Az sosu da yerinde, tuzu da yerinde. Fazla tuzu yapsaydım çok tuzu denecekti. Yani acı yapsaydım acı denecekti. Sadece dertleri denecekti. Tuz değil. Yani, tuz değil yani. Sadece tadı tuz önemli yani, değil. Evet, tadı. Karabiber, kimyon ve birazcık domates İçinde sosu daha birazcık daha olmaz. Keşke bunu böyle semizotlu değil de böyle yağlı soslu yapsaydınız da daha lezzetli olurdu ama. Ama ne fark ederdi ki? Sonuçta aynı şekilde yok, yapılıyor. Yok, yoğurt olmamış buna. Dediğim gibi göreceli, afiyet olsun diyebileceğim şey Kadir. Özlem Hanım. Ben de tuzsuz buldum ama Arzu Hanım'ın yorumlarına katılmıyorum. Çünkü fellah köfte pişmiş. Pişmiş. Pişmemiş evet, demiyorum.
ama... Ama yoğurtla yakışmamış. Yani. Peki üç kişi beğenmedi, Özlem Hanım beğendi. Ben yoğurtta sıkıntı bulmadım, tuzu az. Yalnız salçası tam pişmemiş. Domates sosuyla olur, salçayla olmaz bu. Hayatınızda kaç kere fellah köftesi yediniz ya? Bana mı anlatacaksınız fellah köftesi ne demek? Ben kendi açımdan söyleyeyim, ben yoğurtla yakıştırdım. Hani semizotuyla güzel gitmiş, ilk defa denedim. Çok yarışmacımız fellah köftesi yaptı. Sence sosu nasıl kadar Hülya peki? Hülya Hanım'a katılıyorum, sosu bana da biraz az geldi. Az mı geldi? Yani belki sen kendince şey düşündün, yoğurtla böyle bulamaç gibi birleşir. Bulamaç gibi olmasın diye. Olur gibisinden düşündün ama bulgur olduğu için... Ama tatsız için... tuzsuz dedikleri kadar da... Yok, o kadar tatsız tuzsuz gelmedi bana. Sarımsağının tadı yoğun geldi. Evet. Ha, baharat olarak evet, kimyonu mimyonu sosta az. Köftenin içine koydun okey. Ama domates sosunda az baharat olarak. Tamam. Ama yoğurda da yakıştırdım, eline koluna afiyet sağlık. Olsun. Denerim yani ben bunu, güzel olmuş. Afiyet eline olsun. Koluna sağlık. Afiyet olsun. Şimdi katmer poğaça. Kriz yaşandı gelir gelmez. Bu katmer değil. Biz başka bir şey bekliyorduk. Ama katmer poğaça, bakalım poğaça nasıl olmuş, buyurun. Nasıl buldun katmer poğaçayı? Lezzeti güzel olmuş, şahane. Çok beğendim. Afiyet olsun. Ama katmer poğaça olarak görmüyorum. Yani sadece... Tamam, pardon. Şunu sormak istiyorum. Buna neden katmer poğaça denmiş? Neden bunu katmer? Bir açıkla. Neden katmer poğaça denilmiş buna? 5 kat... Beş beze yapıyorsunuz, açıyorsunuz, arasına tereyağı sürüyorsunuz, üst üste koyuyorsunuz, tekrar açıyorsunuz, tekrar rulo börek gibi kesiyorsunuz. Katladığınız için kat kat oluyor. O yüzden katmer poğaça adı. Yani yapılış tarzı, yapılış tarzı katmere zaten benzediği kat kat. İçin. Anladın tamam. Mı? Görünüşte bunun kat katlığını yani görmüyoruz. Nasıl? Yani içerisine bak, baktığımız zaman poğaça şöyle, gibi şöyle şu anda. Şöyle gösterebilirim kat kat. Bak, bak kaç kat sayın. Bak. Say bakayım onu bak. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kata yakın kat var içinde. Tadı, vallahi lezzeti bak. Güzel olmuş. Afiyet olsun. Beğendim. Peki. Arzu Hanımcığım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Beğendiniz. Sevilay Hanımcığım. Ben de beğendim. Tadı tuzu yerinde. Afiyet ben olsun. De bunun yufka halini yapıyorum. Beze beze değil de yufka olarak açıyorum. Sonra yağlıyorum, katlıyorum, yağlıyorum, katlıyorum. Tekrardan onu açıyorum. Sonra onu bıçakla kesiyorum. Rulo şeklinde yapıp sarıyorum. Onda daha çok katmer olduğu belli oluyor. Benim peki bir şey diyeceğim. O zaman sen niye bunu katmer olarak bekledin? Katmer poğaçayı sen evde yapıyor musun madem? Ben yapıyorum. Hani bunu da öyle hani kıvırık kıvırık zannettim ben ilk başta. Kıvırık kıvırık işte. Değil işte. Benim yaptığım gibi değil. Ha, sizinki gibi benimki olmadı. Burgu burgol yani açıyorsun ya saçak şey gibi saç teli gibi. Ama şimdi internette yazsanız katmer poğaça kaç çeşit katmer poğaça çıkar. İşte yani. Benim yaptığım o yüzden farklı, herkesin yaptığı farklı, farklı oluyor. Peki, tadını beğendiniz. Evet, güzel olmuş. Ellerine Hülya Hanımcığım. Sizlere beğendirebildik mi efendim? Estağfurullah. Yok tadı tuzu güzel dediğim gibi ben farklı katmer düşündüğüm için. Siz sadece katmer düşünmüşsünüz ama karşınıza poğaça yani, çıktı maalesef. O katmeri okuyunca of iyi akşam katmer yiyeceğiz yani. Diye sevincinden poğaçayı okumadı direkt. Yağlı katmer beklemiş. Peki hamur işini becerebilmiş mi? Az önce dedin ya mesela hamur açmak hamaratlık ister diye. Bu hamuru güzel mayalamış mı? Güzel elinde güzel mi? Olmuş eline sağlık. Beğendim peki. Ben de beğendim. Hamurun zaten yoğurduktan sonra mayalanması da belliydi. Güzel geldi hamur. İçi de güzel kabarmış, kat kat dolmuş. Eline koluna afiyet sağlık diyorum. Güzel kardeşim. Olmuş. Afiyet olsun. Şimdi bence bulgura geçelim tamam, bir. Bu neydi? Nar ekşili bulgur salatası. Bakalım. Evet Arzu Hanımcığım nasıl buldunuz? Benim düşündüğüm şekilden daha çok değişik geldi önüme. Siz ne düşündünüz? Acılık istedim, turşu var içinde. Ama bunlar ekşili zaten. Bunlar ekşili yani evet. Acılı değil, ekşili. Eşkisi yerinde. Evet. Bak ben yemeklerimde ismi neyse ona göre uygulamaya çalışayım. Katmer poğaça, nar ekşili, semizotlu fellah köftesi, perişan kurabiye hepsi isimleriyle beraber zaten birbirine eş değer. Nar ekşili, acılı değil zaten. Ekşisine bakmanız lazım aslında. Eşkisi çok güzel. Tamam afiyet olsun. Peki siz
dediniz ki yorumunuzda, röportajınızda bulgur salatasıyla fellah köftesi aynı anda gitmez. O da bulgur, evet, o da bulgur. Evet. Ama ikisi farklı kulvarlarda. Ama ikisi de burunlu yani olduğu için bu bulgurdan fellah yapamazsın. Bu bulgurdan salata yapamazsın. Tamam, yapamam İkisi da. Çok farklı kulvarda bence. Yapamazsın da. Mesela bunun yerine başka bir şey seçebilirdin ama. Ya da bunun yerine seçebilirdin. Ben çok ilişkilendiremedim açıkçası. İkisi de bulgur çünkü. Yorumu mantıklı bulmadın mı? Bulmadım. Meltem Hanım, neyi savunuyorsunuz? Hepsi aynı, bulgur bulgurdur. Masada hep bugün bulgur yedik biz. Çok farklı yani. Kısır olsaydı mesela bunun yerine dediğinde haklıydı. Pardon, İkisi yan yana olmazdı yani. Öyle de olsa da yani yine de bulgur bulgurdur. Ben de eşkisini az buldum. Beklentimi karşılamadı. Eşkisini az buldunuz. Tabii ki. Hülya Hanım, bulgur salatasından ne gibi bir beklentiniz vardı? İçinden kuş mu çıksın istiyordunuz? Arzu Hanım'ın şeyine de katılıyorum, yorumuna da. O bulgur, o bulgur yani. Ama ne kadar da olursa olsun. Siz bir şey olsun, yanlış anlıyorsunuz. Hayır. Lezzetli mi? Lezzetli mi? Şimdi şu anda biz şeyi konuşuyoruz. Neyi yani? Konuşuyoruz? Benzerliğini konuşuyoruz. Ama menünün benzerliğini benzerlik konuşuyoruz. Benzerlik yarışması değil ki. Lezzet ve hamaratlık yarışması. Siz lezzetli buldunuz mu, bulmadınız mı? Yok, bunun maalesef az olmuş. Bu kolay. Salatayı kolay. Peki zor olması için nasıl bir salata olması gerekiyordu? Atıyorum mesela kısır mı olması gerekiyordu, patates salatası mı olması gerekiyordu? Yok, ya da başka bir yoğurt bir şey mi? Hayır, ne hayır olması gerekiyordu zor olması için? Şu anda vallahi hiç aklımıza bir şey gelmiyor. Ama aynı anda ikisi bir... Evet, çünkü bütün salatalar zaten kolaydır. Meltem Hanım, beğeniyoruz iyi, beğenmiyoruz kabahat. Ne yapmamız lazım acaba? 22 revani yaptınız değil evet mi? Evet. O bulgur, o bulgur, o revani. Ne siz alaka bugün, bulgur? Siz bugün bizi... Hayır, revani. O da mercimek o zaman. İrmik bizi bugün bulgura doyuracaksınız. Hayır, hepsi bakliya zaten. Tamam, ne biraz yapayım da ben konuşabilir miyim? Hep siz konuştunuz. Biraz tabii da size verseniz. Şimdi bulgur deyince aslında siz menüyü sayarken bulgur, yani hepsi bulgur olarak düşündük. Kafamızda öyle yerleşti. Evet. Ama ben salatayı görünce şaşırdım açıkçası. Çünkü böyle bir sunum beklemiyordum. Yani nasıl tabii bir şey canlandı gözünde? Yani dedim ki... Şimdi bu arada bu şalgamda haşladım. Evet, yani bulgur salatası deyince normal bulgurun pişmiş hali. İşte yeşilliği doğrarsınız, işte mısır atarsınız falan, öyle bir salata bekledim. Nohutlu oluyor genelde. Evet. Renk verilmiş, gayet güzel. Daha yani güzel beğendim. Yani. Ha, göz kötü olarak demiyorum, sunum iyi. Sunum olarak peki, iyi, tadım olarak katılıyor değil musun? Revani, irmik, fellah köftesi, ince bulgur. Bu böyle. Mercimek ne alaka bulgur yani? Buna inanıyor musun? Mutfağın bütün araç girişleriyle neler yapabilirsek yani onu yapmış, yerinde bulmadım eleştirisini. Öyle basit olursa o zaman bu yarışmada ne ama işimiz var? Bu basitlik değil. Yemek yapıp koyabilmek, şey, marifetten bahsediyoruz öyle burada. Öyle şey olmaz. Yani el açması olsa benim için daha iyi olur. Tamam, sizi göreceğiz. Kaç çeşit el açması yapacaksınız? Tamam, siz gelince görürsünüz benim tamam, yaptığım. Tamam, vallahi Hülya Hanım'la siz bayağı tamam, böyle yemek konusunda zaten çok bastırdınız var ama evet, evet. Yani çok merak ediyorum. El açması. Peki bir şey diyeceğim. Altlarının boş olduğunu düşünüyor musun Özlem? Bu kadar bastırmanın altı sence boş mudur? Bana boş gibi geldi. Yani şimdi Sevilay Hanım kaç yıllık evlisiniz? 29 yıllık. 29 yıllık evli Sevilay Hanım. 18 sene 15 kişiyle beraber yaşamışım. 18 yıl 15 kişiyle birlikte. Kaynana, kaynata, kayın, görümce hepsine bakmışım. Yemek sana bakıyor. Hepsi bana bakıyor. Bulaşık sana bakıyor. Evet. Çamaşır makinesi var mıydı? Kars'ta nerede çamaşır makinesi o zaman? Ne gezer? Nerede? Soğuk sularda yıkıyorduk yani. Asıyorduk iplere çamaşırları, donuyordu. Bildiğin robot yani. Sevilay'ın gününü inanılmaz merak ediyorum. Özellikle bu hikayeyi merak ediyorum. Çünkü çok zor bir şeye başarmışsın. Evet, ben çok, çok eminim eziyette çekmişsindir zorluk. Ben anlatsam yani defterler, kalemler yetmez yani. Gününe sakla hepsini. Sevilay'ın gününü muhakkak zaten kaçırmayın diyorum. Şimdi bir yanda da Hülya abla var. Diyor ki 14 yıldır diyor ben dışarıda yemek yapıyorum diyor. Evet. 14 yıldır dışarıda yemek yapan birine sence altı boş olabilir mi Özlem? Ama yemek diyor. Burada el açmasından bahsediyoruz. Siz tamam, şimdi o kadar kişinin içerisinde ekmeği evde yaptınız mı? Evet, tandırda yok, yapıyordum. Yok, süpermarket varmış evin karşısında. Kapıcıya kadın diyor çamaşır makinesi yok diyor. Yoktu, ama tamam da poğaça börek de yapmamışsınızdır yani. Yoktu. Biz sabah kalkıyordum 15 nüfusun tekneler oluyor bizim orada, ahşap tekneler. Tamam da bu her türlü var ama. Tandırda o ekmekleri pişiriyordum. Sabah saat 5'te ben tandırdan, ekmekten kalkmış oluyordum. Ya bırakın Sevilay Hanım, Allah aşkına. Şu an hangi kadını mutfağa koyup hamur aç desen hepsi de açabilir. Tutar tutmaz tamam, o başka bir şey. Ama niye onu söylüyorsunuz? Ama şu anda siz diyorsunuz. Neden bak, ama neden? Şimdi Özlem diyorsun ki Özlem tutar Hanım, tutmaz. Ya bence ama Meltem Hanım kendi sallansın. Ama tutup tutmamasını konuşmuyorlar.
Diyorlar ki el açması olmalıydı. Bu da el açması olmalıydı. Maharet'i ondan bekliyorlar. Ben onu kastediyorum. Maharet'i bir kadın yani çünkü burası bir yarışma Özlem Hanım. Bence yani yarışmaya kadar Özlem Hanım sonuçta kendini savunsun. Ben onu savunduğum için söylemiyorum. Savunduğum için hayır. Siz genel manada diyorum. Ben öyle düşünüyorum. Yani benim düşüncem öyle. Herkesin düşüncesi kendisi. Evet herkesin düşüncesi. Bence hamarat bir kadın el açması da yapar. Ekmek de pişirir tandırdan. O tandırdan çıkar her şey yapar. Leğenlerde tamam, çamaşır eskide kaldı hayatım. Şimdi evleri temizlemeye bile hizmetçi geliyor. Vallahi hizmetçi almıyorum. Temizlikçi geliyor. Kendim gidiyorum temizliğe. Gelince görürsünüz. Siz ama iddialıysanız göreceğiz. Göreceksin. Özlem Hanım, bugün sadece Meltem Hanım'ı savunmak için geldiniz buraya sanki. Bırakmadınız ki Meltem Hanım kendisini savunsun. Hülya Hanım, size uyum olarak mı güzel gelmedi menü? Evet. Uyum olarak güzel geldi. Ama çünkü hepsi bulgur ve tatlınız da... Tatlınız da irmik revani. Bu da mercimek o zaman. O da mercimek. Alakasız el açmamışsınız. Hazır yufkadan yapmışsınız. Meltem Hanım, resmen masanızda bir gurme var. Hülya gurme. Özlem Hanım, asıl gurmeliğimi yarın sizin masanızda göstereceğim. Sevil Hanımcığım. Ben de ekşisini az buldum. Ben de katılıyorum Hülya Hanım'a. Yani hepsi bulgur olmuş. Bulgura doyduk bugün. Meltem Hanım, siz buna birazcık isot koysaydınız efsane olurdu. İsot olmaz biliyorsun. Ne yaptınız evet. Ya? Evet. Şimdi sen bunu ıslamışsın. Bulgur ısladın değil mi? Islamadım. Dur hele baştan yapma tarifini anlatma. Okey ısladık haşlandı o. Tamam. Nar ekşisi az olmuş. Ben yedim bak diyorum ben size. Kötü mü kötü değil. İyi mi iyi de değil. Ama inanır mısınız yani şeyle çok nefis, yani. Nefis, efsane değil, yenilecek bir şey değil. Peki. Çok kuru. Hele bir mercimekli börek yiyelim bakalım ona ne diyeceksiniz buyurun. Evet Sevilay Hanım sizden başlayalım. Nasıl buldunuz mercimekli böreği? Bence güzel olmuş. Ellerine sağlık. Güzel olmuş. Evet. Peki Özlem Hanım? Yalnız yeşil mercimeği ben böyle börek tarzı şeylerin içinde sevmiyorum. Yemek olarak seviyorum. Evet. O yüzden... Bu böreği daha çok biliyorsunuz dedi. Et yiyemeyen veganlar evet, kıymalı böreğin tadı olsun aynen, diye aynen, böyle yapıyorlar. Biraz kıymalı tadı var. Evet. Peki. Siz beğendiniz mi hanımefendiciğim? Vallahi ben de beğenmedim. Yeşil mercimek hiç yakışmamış böreğin içine. Yakışmamış. Hangi açıdan yakışmamış? Siz hiçbirini hiç beğenmediniz ben ki zaten. Hayır. Hayır açıklama da yapamıyorsunuz. Poğaçanı beğendim ama. Beğenmedim ama neyini beğendiniz? Poğaçanı beğendim. Tamam. Tamam ama ben de size bak, diyorum ki neden beğen... Mercimek köftesi, mercimekli böreği neden beğenmediniz? Çıtırlığı yerinde, tuzu yerinde, baharatı yerinde yok, neden beğenmediniz? Yok içine beğenmedim. İçi lezzetli gelmedi. İçi lezzetli gelmedi? Yok içi lezzetli gelmedi. Enteresan, değişik bir yorum. Bu masada benim rakibim yok. Gerçekten yemekten anlamıyorlar. Peki, Hülya Hanım siz beğendiniz mi? Sadece tereyağı tadını aldım ben. Tereyağı başka koymadım şey içine. Bilmiyorum artık. Siz de o zaman bildiğiniz... Hülya Hanım, sadece yemeklere puan vermemek için yorumluyorsunuz. Peki. Eline koluna yani, sağlık. Afiyet olsun. Çıtır çıtır olmuş. Çıtır çıtır olacak dedin. Yani dediğini tutturmuşsun. Evet. Mercimekli böreği geçen hafta bir yarışmacımız yaptı. Onu beğenmemiştim. Çünkü içi çok kuruydu. Evet. Bunun iç harcının lezzeti çok güzel. Afiyet olsun. Herkes mercimekli böreği sevmeyebilir. Çünkü evet, alışa gelmiş her zaman mutfağımızda olan ama bir şey değil. Ama mercimeği lezzetli olmuş. Afiyet eline koluna sağlık. Afiyet güzel olmuş yani. Afiyet olsun. Peki şimdi bu kurabiye neydi? Perişan. Perişan kurabiye. Pişman diyesim geliyor. Perişan kurabiye. Bakalım nasıl olmuş. Buyurun. Perişan kurabiyenin tadına baktık. O arada çaylarımız dolduruldu. Teşekkürler. Hülya abla. Efendim. Nasıl buldun perişan kurabiye? Perişan kurabiyeyi gerçekten çok merak ediyordum. Çünkü daha önce hiç yemedim. Yedim desem yalan olur. Perişan zaten ama göründüğü perişan, gibi. Perişan un kurabiyesi tadını andırıyor. Zaten mantık o ama hayır, şeklinden dolayı zaten ona yani perişan ben kurabiye perişan kurabiye deyince Kadir Bey güldünüz ama ben o kadar merak ettim ki. Ama dedin ya un kurabiyesi tadı andırıyor diye. Hayır.
Şimdi perişan kurabiye deyince şöyle çok farklı, çok değişik bir şey anladım. Nasıl mesela? Un kurabiyesi. Nasıl canlı? Sabahlı gibi falan mı bekledin? Üzerinin içindeki değişik olan. Ceviz, üzüm, fındık. Yani. Evet. Yani tereyağı, un, şeker. İsmi cafcaflı ama kendisi normal mi? Tereyağı, un, şeker, un kurabiyesinde var. Bunun sadece perişan kurabiyesi çok merak ediyordum. Sadece tamam. Fikrimi söyleyeyim. Bak perişan İşinde kurabiyesi sadece zaten şey var. Şekli itibariyle perişan kurabiye. Yani. Peki Arzu Hanımcığım. Çok beğendim. Afiyet ellerinize olsun. Sağ olun. Aa, afiyet olsun. Bak kadına beğenmiyorsun dedi, kokusuna beğendim. Yok canım. Beğendiğim şeyler olursa tabii ki de beğeneceğim. Afiyet Emek olsun. Var burada. Elinize sağ olun. Afiyet olsun. Sevilay Hanım. Ben Hülya Hanım'a katılmıyorum. Zaten unla olur kurabiye. Hayır pardon bir dakika. Tadı tuzu gayet güzel yerinde. Bak, yani. Ben çok beğendim. Bir saniye Sevilay Hanım. Şimdi perişan kurabiye. Dedim Allah Allah bu nasıl bir şeymiş. Çok merak ettim. Benim anlatmak istediğim un kurabiyesine benziyor. Perişan kurabiye deyince dedim Allah Allah. Peki şunu soracağım. Nasıl bir şeymiş? Beklentini karşıladı mı ablam? Karşılamadım. Hülya Hanım, siz kendinizi çok övüyorsunuz, çok ortaya atıyorsunuz. Gününüzde göreceğiz sizi de. Kadir bir şey söyleyeceğim. Hülya Hanım yemeklerin tadı dışında her şeye yorum yaptı mesela. Yok, tadına da yorum yaptı. Tadı nasıl? Tadı güzel. Tamam, afiyet olsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Hülya abla sana göre boş yorum yaptı mı? Şunu sormak istiyorum. Tabii ki de yaptı. Bütün yorumları boş. Altı dolu yorum yok ki. Nasıl yok fellahla bilmem o, mercimek öyle, ondan ne öyle, un var. Peki, içinde, Kadir Bey, şeker ben size var soruyorum. Içinde. Ne olacak boş yorum yaptın mı? Unun var mı, var, fiyah var mı, var mı? Ben ikinizin arasına giremem, ben ikinizin arasına giremem. Lütfen sen konuşma. Bence yaptın. Hayır. Yarın senin günün olduğu için konuşma lütfen. Niye? Çünkü ben kendi... Ayağını denk aldı diyorsun. Hayır, kendi yorumlarımı, ben kendi fikrimi söylüyorum. Buna katılırsınız, katılmazsınız. Sana göre... Önemli değil. Sana göre bugün Özlem Meltem'i biraz destekledin mi? Evet, destekledim. Ya ne münasebet ya. Ne münasebet gerçekten. Ama yani bizden bir şeyiniz yok mu bizim? Hayır, siz yerinde olmayan yorumlar yapıyorsunuz. Ben... Ay şöyle bir şey, haksız, ben genel olarak konuşuyorum. Için. Haksız yorum yapıyorsunuz. Hülya Hanım, yorumlarınızı hiç mantıklı bulamadım. Kendinizi göstermek için çalışıyorsunuz bence. Yani şöyle, neyse. Bence Hülya Hanım kendini doldurmuş gelmiş. Yarın yok, da bana gözdağı veriyor. Hayır, yarın senin sofranda da göreceğiz. Yanına oturmuşsun. Bak falan gibisine. Canımı sıkma benim. Dürtüyor benim, evet. Canımı sıkma diyor ama bakalım. O zaman yarın da bana mimlenip gelirsiniz. Asla ki. Ben kimseye mimleniyorum. Ben asla yani. Boş yorum yaptığımı düşünmüyorum. Açıklamaları yapıyorum. Anlayan anlar. O kadar. Ben lafımı ortaya koyduğum, beğenen alır gider, beğenmeyen bırakır kaçar. Evet. Peki, Revani'ye geliyor sıra. Haydi bakalım Revani nasıl olmuş? Şöyle söyleyeyim, ben tarçınlı kurabiyeleri pek fazla sevmem. Bunların yanına bunu yakıştırmadım. Ha, güzel mi? Evet güzel, eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Peki, Revani'ye bakalım. Şimdi Revani'yi tutturmak da kolay değil. Kabaracak, şerbeti iyi emecek, kıvamı. Maşallah masa da gurme dolu zaten. Özlem yorum yapmadı mı? Yapmadı mı? Ben yapmadım, evet. Ha, yorum Hülya... yapmadım, durun. Hülya Hanım, Hülya Hanım'a laf söylemekten yoruma sıra bulamadı. Hayır, Meltem Hanım'ı yani savunmaktan. Yani Hülya Hanım sıra vermiyor ki bize. Meltem Hanım'ı savunmaktan. Tabii ki. Yani ben kendime rakip görüyorum diye herhalde Hülya Hanım biraz zoruna gitti. Meltem Hanım'ı rakip görüyorum diye. Hayır canım, o yüzden asla. Bana laf mı konduruyorsunuz? Asla. Vallahi aklıma bile gelmedi. Bu yarışmada İnan ki, kimleri gördü kimleri? Siz söylediniz, ben aklıma geldi yine. Asla. Peki, yani, kurabiye nasıl bakalım. Olmuş? Kurabiyeyi beğendim, daha önce de yemiştim zaten. Güzel olmuş. Afiyet olsun. Pardon, bir şey söyleyebilir miyim Özlem Hanım? Bence siz rakip olarak beni görün, siz kendinize rakip. Bugünden sonra kararlı bir şey söylemiyorum. Gözünü çok yükseğe diktiysen bana mı dik diyorsun? Aynen öyle, sen bana gözünü dik. Tabii. Masadaki en yüksek çıta siz misiniz? Evet. Yani? Ben kendimi demek ki siz de kendinizi çünkü. Bana rakip görüyorsunuz. Bir seni görmüyorum. Ben Hülya Hanım'ı görüyordum rakip. Onda görüyordum. Bugün değişti mi? Görüyorum. Görüyordunuz. Evet, bugün görüyorum. Değişti beni görünce. Hayır da. Hayır asla. Bırakın Meltem Hanım söylesin. Onun masasındayız. Hayır. Genelde konuşuyoruz şu anda. Birini bana bildirdiniz. Benim yemeğime anlamadım yani. O zaman Hülya Hanım da beni rakip görüyor. Bu masada herkes beni rakip görüyor. Anladım. Peki biz Revanilerimize geçelim. Aha. Buyurun. Sevilay Hanım, çok iddialısınız. Umarım poz çıkmaz. Hiç merak etmeyin. Benim günümde ben sizi çok güzel bir doyuracağım. Evet, bakalım Revani nasıl olmuş? Hazır mısınız? Tadına bakalım. Bismillah. Evet, Revani. Sevilay Hanımcığım, nasıl olmuş Revani? Ben beğenemedim. Niye? Maalesef. Yani şerbet hiç yok.
Az mı gelmiş evet, şerbet? Az gelmiş. Evet, şerbet az olmuş. Az olmuş, evet. Şunu söyleyeyim, revani Meltem Hanım'ın annesinin tarifiymiş. Evet. Normal revaniden biraz daha farklı. 2 bardak irmik, 2 bardak un, 5 tane yumurta var içinde. Biraz daha yoğun bir malzemeyle evet, yapılıyor. 5 bardak şeker, 5 bardak da su var. Ama kadife az olmuş şey, puf şey değil böyle hani basarsın böyle puf puf olur ya. Hani kümbe gibi, bizim orada öyle derler, kümbe gibi. Öyle değil yani, içi yoğun olmuş. Kek kıvamı olmuş ama. Kek gibi mi olmuş? Hı-hı. Çok da kek gibi değil bak. İtiraf ettim ben. Şekeri az olmuş. Evet, şekeri az. Az olmuş. Ama söylediğiniz gibi kek gibi de değil. Kek gibi değil. Kek sadece gibi biraz değil. Yoğun olmuş yani. Ya, kek gibi olmuş. Olsaydı ya yine ben kabullenirdim. Kek gibi olmuş derdim. Peki. Ama kek gibi değil. Özlem Hanım. Bana da böyle anneannemizin, babaannemizin yaptığı tatlıları andırdı. İçi böyle dolu dolu olmuş ama revani denince daha böyle singerimsi böyle bastığınız zaman. Evet, ben, evet. Öyle bir şey beklerdim ama burası lokanta değil tabii ki. Ona da pek yorum katamayacağım. Yalnız sıcak buldum. Hülya Hanımcığım. Şimdi Kadir Beyciğim ben sen ne dersem. Sen zaten belli ucundan azalmışsın. Ha? Ne dersen boş diyorlar. Estağfurullah, estağfurullah. Yok, hayır. Özlem Hanım savunmaya geçiyor Meltem Hanım'ı. Estağfurullah canım, ben estağfurullah öyle canım benim. Öyle bir konuma sokmayın beni. Gerçekten çok can sıkıcı şu anda. Ben 33 yaşındayım. Kimseye kendimi savundurtmadım. Kendimi savunabiliyorum şu anda farkındaysanız eğer. Lütfen bu konuma girmeyelim bence. Tamam mı? Bu topa girmeyin yani. Şerbet az olmuş. Afiyet olsun. Dediğim gibi. Beğenemedim ben. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hülya Hanım, herkesin üzerinde baskı kurmaya çalışıyorsunuz ama böyle olmaz. Hamaratlığınız önemli bizler için. Şimdi sıra neye geldi? Haftanın ilk puanlamasına, biliyorsunuz sadece 5 üzerinden yemeklere puan veriyoruz. Sizlerden adaletli güzel puanlamalar bekliyorum. Haftanın geri kalan daha 4 günü var. Bundan daha kötü sofralar da olabilir, daha iyi sofralar da olabilir. O yüzden teraziyi güzel kuralım, emekleri de boşa çıkarmayalım. Hazırsanız finale gidiyoruz. Bakalım haftanın ilk gününde Meltem Hanım toplam kaç puan ulaşacak? Hepsi birazdan Kadir Ezil değil, en amarat benim de. Haydi buyurun. Evet, Kadir Ezil değil, en amarat benimden haftanın ilk gün finalinden herkese merhabalar. Şimdi hanımlar tatlı lezzetlere puan verecekler. Bakalım toplamda kaç puan ulaşacak Meltem Hanım? Buyurun hanımlar. Bakalım kaç puan verdiler. Hazır mısın Meltem? Hazırım Kadir. Arzu Hanım, buyurun puanınızı açıklayın. Bakalım kaç puan verdiniz? Meltem Hanım'a puanım 4. 4 puan geldi. Evet, teşekkür ederim. Kız hiçbir şeyi beğenmiyor dediler. Bak 4 puan verdi. 3 tanesini beğendi. Ama bak emeğime verdi. Sağ olun. Kadir Bey, 3 tane menüsünü beğendim. Hmm. Teşekkür ederim. Çok peki, sağ olun. Peki 4 puan geldi. Özlem Hanımcığım buyurun. Meltem Hanım'a puanım... Teşekkür ederim o zaman. Avukat dediler. Ben savunuyor dedin, al 3 verdi. O kadar beğendim. 4-4 değildi ama 4-3'lüktü. O kadar beğendin ama 3 mü? Hayatım sen buna üzülme. Meltem Hanım üzülsün. Hayır ben üzülmüyorum. Sen niye üzülsün? O kadar korudun ya. O kadar korudun. Hayır koruduğumu nereden çıkarıyorsunuz? O kadar savundun. Tatlım burada hepimiz birbirimize rakibiz. Evet. O yüzden kimse kimsenin tarafını tutmuyor yani. Haklı olmaz yani. Rahatım da. Kendi gününden mi korkuyorsun? Hayır, korksam zaten burada olmazdı. Peki, Hülya Hanım bakalım kaç puan verdi? Buyurun Hülya Hanım. Ben Meltem Hanım'a 2 verdim. Zaten bekliyordum bu puanı Kadir. 1 vereceğini zannediyordum. Allah'tan 2 vermiş yani. Gerçekten birden yazınca zannediyordum. Bu 2'ye niye verdiniz mesela? Bir tane menüsünü beğendiğim için. El açma poğaçasını. Hayır, masamı da mı beğenmediniz? Düzenini de mi beğenmediniz? Tamam, 1 puan masanıza çatalımın, verdim. Çatalımın, kaşığımın, bardağımın temizliğini de mi beğenmediniz? Lezzete de 1 puan verdim. 1 puan verdiniz evet. Sadece. O tabağa sadece 1 puan verdiniz. Evet. Peki Hülya abla. Yani yarın bir gün menüyü yetiştiremeyen, çayı demleyemeyen olursa kaç puan vereceksin merak ediyorum. Sevil Hanım, Sevilay Hanım buyurun kaç puan verdiniz açıklayın. 3 puan geldi. Teşekkür ederim. Evet, toplamda 12 puana ulaştı Meltemciğim. Evet, eline koluna sağlık. İlk gün için güzel bir performans sergiledi. Teşekkürler. Bakalım yarın kimin evindeyiz? Özlem Hanım'ın evindeyiz. Özlem Hanım'ın puanıyla beni şaşırttı açıkçası. Yani her şeyi beğendi, 3 puan verdi. Arzu Hanım'dan bu kadar yüksek puan beklemiyordum. Kadir Bey, 2 tanesini beğendim. Tatlısını yok, hani genel olarak evet. Sizin çok beğenmediğinizi vurguladı ya. Evet, Arzu Hanım bence olay anlamadı ondan. Hayır, o şekilde canım. Anlamadan mı verdi 4 puanı? Hayır canım, niye anlamadı? Ama
gerçekten siz ne yapıyorsunuz? Hayır, siz insanları farklı yerden vuruyorsunuz. Şu an öyle bir şey söyleyemezsiniz gerçekten. Emek var. Sabah belli çalışıyor bizim için. 3'te verilmez, 2'de verilmez. Ha, sizin böyle olmanız, hayır, onun öyle olması, hayır, kişilik karakter farklıdır. Tatlısını siz kendinizi beğendim, anlatabilirsiniz ama o kendisini anlatamaz. Az diyerekten ondan bir puan gram azdı. Tamam, o zaman 5 verseydiniz bu kadar derde sıkıntıya girmezdiniz. Hayır, niye derde sıkıntıya? Vallahi biz o 5'i sizden bekledik Özlem Hanımcığım. O zaman merak ettik böyle taşa topu tutarlardı. Gerçekten 4 bekledim ama ben sizden. 4 verecektim ama... gerçekten hepsini beğendiğini söyledim. Evet, 4 bekledim ama ikilemde kaldım. Çünkü eksikleri göz ardı edemezdim. Mesela... Peki, Kadir Ezil değil, Enem Arat benim de puan vermeye gidiyorum. Hazırsanız bakalım Meltem Hanım benden kaç puan alacak? Hepsi birazdan. Yarın Özlem Hanım'ın evindeyiz. Annesinin bile güvenmediği yarışmacımız Özlem Hanım. Bakalım yarın kendisini bize ispatlayacak mı? Hep birlikte hadi göreceğiz. Hadi inşallah. Görüşmek dileğiyle. Evet, Meltem'in eline koluna sağlık. Temizlik hakkında yorumumu yapayım. Peteklerin altında detayları unutmuştu. Size söylemeyi unuttu ama bana söyledi. Buzdolabının üstündeki tozlar buzdolabının motorunu süpürürken çıkmış, oraya yerleşmiş. O yüzden orası tozluymuş. Çamaşır makinesinin arkasında küçük detaylar vardı. Ama genel olarak zaten ev küçüktü, derli toplu bir evdi. Eline koluna sağlık. Bugün tabağımız tam anlamıyla tekrarlamaydı. Poğaça, börek, evet okey, ama bulgur salatası, onun yanında felak köftesi. Onun üstüne kurabiye, onun üstüne revani. Biraz daha ara geçişler olabilirdi diye düşünüyorum. Eline koluna sağlık ama asla ikilik bir masa değil diye. İki veren ablanın adını unuttum, buradan ona sesleniyorum. Yarın bir gün çayı yetiştiremeyen, yemeğini yetiştiremeyen olursa haksızlık yaptım dersen görüşürüz ablam. Şimdi puanımı veriyorum. Evet, Meltem Hanım'a puanımı verdim. Yarın Özlem'in evindeyiz. Evet, yarışmacımıza annesi dahi güvenmiyormuş. Bakalım hem annesini hem bize hem de Türkiye'ye kendini ispatlayacak mı? Yarın aynı saatte ekranlarda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.